Bursa için canla başla. Değerlisiniz, kıymetlisiniz. Fidanlarınız var ama bir de görünen bir fidan olsun dedik. Fidan dikelim. Dedi ki burası bu manada ağaçlandırma ile alakalı kime yakışır? Dedi ki öğretmenlere yakışır. Öğretmenlerimiz için burada bir konuluk oluşturalım. Öğrencilerimiz, uzman kadromuz tarafından YKS destek kitaplarımız, eğitime uygun donanıma sahip sınıflarımızla ücretsiz bir şekilde rehberlik hocalarımızla birlikte bu sürece çocuklarımızı yoğun bir şekilde hazırlıyorlar. Hem internet olanağı sağlıyorlar hem de böyle çorba servisi olsun, çay ikramları olsun. Güzel yani. Çorba saat 9 ve gece 12 arasında var. Bunlar büyük nimetler. Öğrenciler için çok sevdim işte. Tüm ülkelerimizde böyle bir şeyler yok. Yapılmıyor. Gürültü Gençlik Merkezi'nde herkesi bekleriz. Bursa için canla başla. Değerlisiniz, kıymetlisiniz. Fidanlarınız var ama bir de görünen bir fidan olsun dedik. Fidan dikelim. Dedik ki burası bu manada ağaçlandırma ile alakalı kime yakışır? Dedik ki öğretmenlere yakışır. Öğretmenlerimiz için burada bir konuluk oluşturalım. Öğrencilerimiz, uzman kadromuz tarafından YKS destek kitaplarımız, eğitime uygun donanıma sahip sınıflarımızla ücretsiz bir şekilde rehberlik hocalarımızla birlikte bu sürece çocuklarımızı yoğun bir şekilde hazırlıyorlar. Müzik
bize hem internet olanağı sağlıyorlar hem de böyle çorba servisi olsun, çay ikramları olsun. Güzel yani. Çorba saat 9 ve gece 12 arasında var. Bunlar büyük nimetler. Öğrenciler için çok sevdim işte. Bizim ülkelerimizde böyle bir şeyler yok. Yapılmıyor. Gürültü Gençlik Merkezi'nde herkesi bekleriz. Bursa için canla başla. Değerlisiniz, kıymetlisiniz, fidanlarınız var ama bir de görünen bir fidan olsun dedik. Bir fidan dikelim. Dedi ki burası bu manada ağaçlandırma ile alakalı kime yakışır? Dedi ki öğretmenlere yakışır. Öğretmenlerimiz için burada bir konu oluşturalım. Öğrencilerimiz, uzman kadromuz tarafından YKS destek kitaplarımız, eğitime uygun donanıma sahip sınıflarımızla ücretsiz bir şekilde rehberlik hocalarımızla birlikte bu sürece çocuklarımızı yoğun bir şekilde hazırlıyorlar. Bize hem internet olanağı sağlıyorlar hem de böyle çorba servisi olsun, çay ikramları olsun. Güzel yani. Çorba saat 9 ve gece 12 arasında var. Bunlar büyük nimetler. Öğrenciler için çok sevdim işte. Bizim ülkelerimizde böyle bir şeyler yok. Yapılmıyor. Gürültü Gençlik Merkezi'nde herkesi bekleriz. Ferit Gürsoy, Merve Ekmekçi, Tarık Köse, Şahin Sevinç, Mustafa Engin Kargılı, Yaşar Elmas, Oktay Altun, Osman Ayrıdilli, Zafer Yıldız, Murat Evke, Mehmet Temirtaş, Remzi Çınar, Mihrimah Kocabıyık, Yalçın Işık Yıldız, Turgay Yer, Selahattin Külcü,
Halide Serpil Şahin, Faruk Adıyaman, Abdullah Akşeker, Erkan Dönmez, Recai Baykan, Emir Birgün, Oğuz Hançer, Ercan Barutçuoğlu, burada, Galip Gür, Osman Durdu, Arzu Karataş, Semih Türkcan, Levent Görgün, Gürkan Esen, Nuray Laçiner, İsa Söğüt, Mahmut Gök, Ozan Eroğlu, Mehmet Aybars Yılanlı, Arif Bayrak, Cengiz Taner, Kadir Kahraman, İbrahim Arslan, Samet Uslu, Elif Koç, Ersal Kaya, Ayhan Önal, Murat Avinç, Faruk Türe, Murat Tanrıverdi, Nadir Ünlü, Adnan Akın, İlhan Kılıç, Hasan Turan, Hüdayi Demir, Selami Ekaman, Ergül Aydın, Ali Zeybek, Polat Ahmet, Geçmişe dair her şey müzelerde. Siz de bilmek istemez misiniz? Arkadaşlar, yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Büyükşehir Meclis toplantımızı başlıyoruz, 3. oturumu. Mazeretleri hemen arkadaşlardan alabilirsem. Ali Bey. Faruk Türe, Mürsel Durmaz Sayın Başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi Osman Bey yok herhalde. Osman Durdu, Serhat Savcı ve Ahmet Eraslan'ın mazereti sayılmasını arz ediyoruz. Mehmet Bey. Bülent Mumcu. Oğuz Ançer'in mazereti sayılmasını teklif ediyorum. Sanırım bir Turgay Bey katıldı şeyden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden. O saydığı olmayan isimlerden şeyin. Siz de sanırım cenazedeydiniz Turgay Bey. Bu arada Turgut Hacıoğulları akın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Onunla buradan ifade edelim. Arkadaşlar, ismi zikredilen arkadaşlarımızın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de ilk BUSKİ Genel Kurulu'nda söylenilen isimlerden Turgay Bey'i düşüyorsunuz sadece. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kıymetli arkadaşlar, komisyonlardan gelen evramız var mı? Tamam. Direkt şeye başlıyoruz. Meclis gündem maddeleri nerede? Onlara bakabilir miyiz? Evet. Bakar mısın? Ya. Evet, kıymetli arkadaşlar, öncelikle ilk 17 maddede 17 ilçemizin 2022 mali yılı bütçesiyle alakalı raporları oylayacağız. Öncelikle raporu okunmuş olarak kabulü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 1. Harmancık Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesiyle ilgili rapor. Rapor hakkında söz almak isteyen arkadaşımız var mı arkadaşlar? Evet başkanım. Harmancık Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısının 14.550.000 TL'ye bağlanmış olup yapılan teklikten anlaşılmıştır. Harmancık Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarının belediyesinden geldiği şekliyle kabulün uygun olacağı görüşüyle raporumuzu sunarız başkanım. Rapor hakkında görüş belirtmek isteyen var mı? Yok, kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 2. Büyük Orhan Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesiyle ilgili rapor. Rapor okunmuş olarak kabul oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Büyük Orhan Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısının 16 milyon TL'ye bağlanmış olduğu yapılan tetkikten anlaşılmıştır. Büyük Orhan Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısının belediyesinden geldiği şekilde kabulün uygun olacağı görüşüyle raporumuzu sunarız başkanım.
Söz almak isteyen var mı arkadaşlar Büyük Orhan'la alakalı? Yok, kabul eden arkadaşlar kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Madde 3. Keles Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesiyle ilgili raporu. Rapor okunmuş olarak kabulün oyunuza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Keles Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısının 15.100.000 TL bağlanmış olduğu yapılan tetkikten anlaşılmıştır. Keles Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısının belediyesinden geldiği şekliyle kabulün uygun olacağı görüşüyle raporumuzu sunarız başkan. Söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yok, kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Kıymetli arkadaşlar, Azerbaycan'da tatbikat sırasında bir askeri helikopter düşmüş, kaza olmuş ve Can Azerbaycan'da 14 şehit, 2 tane yaralı var. Yaralılara acil şifalar, şehitlerimize de Allah rahmet eylesin diyoruz. Onu da burada bu vesileyle duyurmuş olayım. Arkadaşlarımız not ilettiler. Allah mekanlarını cennet etsin inşallah. Dördüncü madde. Orhaneli Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesiyle ilgili rapor. Rapor okunmuş olarak kabulün oyunuza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Orhaneli Belediyesi'nin 2022 mali bütçe tasarısının 34 milyon TL'ye bağlanmış olduğu yapılan tetkikten anlaşılmıştır. Orhaneli Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısının belediyesinden geldiği şekliyle kabulün uygun olacağı görüşüyle raporumuzu sunarız başkan. Söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yok, kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 5. İznik Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesiyle ilgili raporu. Rapor okunmuş olarak kabulün oyunuza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. İznik Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısının 60 milyon TL'ye bağlanmış olduğu yapılan tetkikten anlaşılmıştır. İznik Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısının belediyesinden geldiği şekliyle kabulün uygun olacağı görüşüyle raporumuzu sunarız başkan. Söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yok, kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 6. Kestel Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesiyle ilgili rapor. Rapor okunmuş olarak kabulün oyunuza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Kestel Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısının 111 milyon TL'ye bağlanmış olduğu yapılan tetkikten anlaşılmıştır. Kestel Belediyesi'nin 2022 yılı mali bütçe tasarısının belediyesinden geldiği şekliyle kabulün uygun olacağı görüşüyle raporumuzu sunarız başkanım. Söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Yok. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 7. Yenişehir Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesiyle ilgili raporu. Rapor okunmuş olarak kabulün oyunuza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Yenişehir Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarının 64 milyon TL'ye gider, 55 milyon TL'ye gelir. Açık fazla 9 milyon TL'ye bağlanmış olduğu yapılan tetkikten anlaşılmıştır. Yenişehir Belediyesi'nin 2022 yılı mali bütçe tasarısının belediyesinden geldiği şekilde kabulün uygun olacağı görüşüyle raporumuzu sunarız başkan. Söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yok, kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 8. Gürsu Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesiyle ilgili rapor. Rapor okunmuş olarak kabulün oyunuza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Gürsu Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısının 136,5 milyon TL'ye bağlanmış olduğu yapılan tetkikten anlaşılmıştır. Gürsu Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısının belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı görüşüyle raporumuzu sunarız başkanım. Söz almak isteyen var mı? Yok, kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 9. Orhan Gazi Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesiyle ilgili raporu. Rapor okunmuş olarak kabulün oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Orhan Gazi Belediyesi'nin 2022 yılı mali bütçe tasarısının 102 milyon 400 bin TL'ye bağlanmış olduğu yapılan tetkikten anlaşılmıştır. Orhan Gazi Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısının belediyesinden geldiği şekliyle kabulün uygun olacağı görüşüyle raporumuzu sunarız başkan. Söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yok, kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 10. Mudanya Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesiyle ilgili rapor. Rapor okunmuş olarak kabulün oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Mudanya Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısının 145 milyon 613 bin TL'ye bağlanmış olduğu yapılan tetkikten anlaşılmıştır. Mudanya Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısının belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı görüşüyle raporumuzu sunarız başkanım. Söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yok. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Karacabey Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesiyle ilgili raporu. Rapor okunmuş olarak kabulün oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Karacabey Belediyesi'nin 2022 yılı mali bütçe tasarısının 211 milyon 457 bin 550 TL olarak
Başkanım burada 050 yazılmış. 211.457.550 TL'ye düzeltme yapıyoruz. Bu şekilde kabulünü sunuyoruz başkanım. Söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yok, kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 12. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesiyle ilgili rapor. Rapor okunmuş olarak kabulün oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısının 207 milyon TL'ye bağlanmış olduğu yapılan tetkikten anlaşılmıştır. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nin 2022 yılı mali bütçe tasarısının belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı görüşüyle raporumuzu sunarız başkanım. Söz almak isteyen yok. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 13. Gemlik Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesiyle ilgili raporu. Rapor okunmuş olarak kabulün oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Gemlik Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısının 200 milyon 355 bin TL gider, 195 milyon 355 bin TL gelir. Açık fazla 5 milyon TL'ye bağlanmış olduğu yapılan tetkikten anlaşılmıştır. Gemlik Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısının belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı görüşüyle raporumuzu sunarız başkanım. Söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yok, kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 14. İnegöl Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesiyle ilgili rapor. Rapor okunmuş olarak kabulün oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. İnegöl Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısının 316.500 bin TL'ye bağlanmış olduğu yapılan tetkikten anlaşılmıştır. İnegöl Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısının belediyesinden geldiği şekliyle kabulün uygun olacağı görüşüyle raporumuzu sunarız başkanım. Söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yok, kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 15. Nilüfer Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesiyle ilgili raporu. Rapor okunmuş olarak kabulün oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Nilüfer Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarının 609 milyon TL gider, 659 milyon TL gelir, açık fazla eksi 50 milyon TL'ye bağlanmış olduğu yapılan tetkikten anlaşılmıştır. Nilüfer Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısının belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı görüşüyle raporumuzu sunarız başkanım. Söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yok, kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 16. Yıldırım Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesiyle ilgili rapor. Rapor okunmuş olarak kabulün oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Yıldırım Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısının 600 milyon TL'ye bağlanmış olduğu yapılan tetkikten anlaşılmıştır. Yıldırım Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısının belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı görüşüyle raporumuzu sunarız başkanım. Söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yok, kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 17. Osman Gazi Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesiyle ilgili raporu. Rapor okunmuş olarak kabulün oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Osman Gazi Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısının 898 milyon TL gider, 869 milyon 885 bin TL gelir, finansman karşılığı 28 milyon 115 bin TL'ye bağlanmış olduğu yapılan tetkikten anlaşılmıştır. Osman Gazi Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısının belediyesinden geldiği şekliyle kabulünün uygun olacağı görüşüyle raporumuzu sunarız başkanım. Söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yok, kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 18, 19 ve 20'de de aynı hızı bekliyoruz sizden arkadaşlar. Evet. Madde 18. Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 mali yılı gelir tarifesiyle ilgili rapor. Rapor okunmuş olarak kabulü oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisimizin 11-11-2021 tarih 2021-784 esas 1825 nolu kararıyla komisyonumuza havale edilen 2022 mali yılı gelir tarifesi incelenmiş olup gelir tarifesi üzerinde gerekli değişiklikler madde halinde raporumuzda sunulmuştur. Raporumuzun detayında yazan ilgili tarife maddelerinde değişiklik yapılmasına, diğer kalan maddelerin ise geldiği şekliyle aynen oy çokluğu ile kabul edilmiş olup meclisimizin takdirlerine arz olunur başkanım. Evet, söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Yok herhalde. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 19. Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 mali yılı performans programı ile ilgili raporu. Rapor okunmuş olarak kabulün oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
2022 yılı performans programı incelenmiş olup 2022 yılı performans programında 8 hizmet alanı ile ilgili 413 adet faaliyet, 650 adet performans göstergesi oluşturulmuştur. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı mali performans programının toplam kaynak ihtiyacı 3 milyar 570 milyon TL olarak belirlenmiştir. Aşağıda yer alan Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü'ne ait performans göstergesi tablosunda gösterge hedeflerinin sehven %100 yazıldığı komisyon görüşmelerinde belirtilmiş olup söz konu hedeflerin %10 olarak düzeltilerek Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü'ne ait performans göstergesi tablosunda gösterge hedefinin sehven %50 yazıldığı komisyon görüşmelerinde belirtilmiş olup söz konusu hedefin %100 olarak düzeltilerek 5393 sayılı Belediye Kanunu 41. maddesi uyarınca Bursa Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı performans programının belirtilen şekliyle kabulünün komisyonumuzca uygun olacağı görüşüyle raporumuzu meclisimize sunarız başkanım. Evet. Söz almak isteyen var mı arkadaşlar? Osman Bey buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, ya 19'da konuşacaktık ya 20'de konuşacaktık. Önce bundan başlayalım olmazsak ki niye olduğunu söyleyelim. Şimdi yıllardan beri bu tür bütçe konuyu görüşmelerinde bütçeyle beraber performans programı da 5 yıllık eklendi. 5 yıllık performans programının hangi yılındaysanız da ona atıfta bulunarak o ve gelecekteki 2-3 yıl için ne kadar kaldıysa artık bir değerlendirmeler yapılıyor. Sonra da bunun bütçesinin oylanması yapılıyor. Şimdi burada teknik bir şey oldu tabii. Eskiden bütçeler oylanırken aslında hala da öyle olması gereken sadece sizin mesleğinizden olduğunuzdan dolayı değil ama bir rakamlara bir şeylere boğulduk ki sormayın gitsin. Ama asıl olan aynen faaliyet raporunda olduğu gibi bütün bu konuyla alakalı bütçede harcama kalemleri içinde performanslarınızda neyin nereleri nasıl yapılacağını rakamla alakalı değil arkadaşlar. O rakamları nereye hangi projelere harcayacağını görmek için ne lazım? Hani mesleğimizden söyleyeyim, ben mimarım, plancıyım. Proje lazım. Ben bunları göremiyorum değerli başkan. Böyle bir bütçe ve performans programı taslağının sunumunda bir hata var. Teknik ve taktik hata var. Usul hatası var. Göremediğim bir şeyin projesini eleştirme şansım ve de bu buraya bu kadar gider gitmez, pahalıdır, ucuzdur, gereklidir, değildir projesini görmeden yapmak isim olarak alt alta baktığınız zaman bunların hepsi doğru olması gereken ama nasıl? O yok. O olmayınca da usulen siz bunları böyle değerlendirme şansınız yok. Sevgili Galip kardeşimiz de altına güzel bir şekilde bir şey yazmış. Karşılaştıramıyorum diye. Doğru. Buradaki bütçelerin azlığı, çokluğu, hele hele bu enflasyonun ortamda hani işte bakıyoruz %35'ti devalüasyon. 35,5 oldu şimdi az önce. 2 saat önce konuştuk Buski'de. 35,5. Nasıl olacak? Ya sen toplantının ilk anından beri takıldın abi enflasyonu ya. Ben takılma ya üstüne. Pardon, anlayamadım. Ekranınızdan göremiyorum, siz de yoksa herhalde. Peki, şöyle diyorum yani, bu şu demektir değerli arkadaşlar. Ben maalesef 17 merkez ilçemizin de hepsine evet dedik bütçelerine. Ancak neredeyse hiçbirinin gerçekleşme, bu anlamda gerçekleşme olasılığının olduğunu düşünmüyorum. Allah Allah diyor ama Muhammeden'de nasıl düşüneceksiniz? Hiçbir tanesini yapamazsınız. Hiçbir yatırımın en az 1/3'ünü asla yapamayacağız hep beraber. Buna sadece Karacabey Belediye Başkanlığı dahil değil efendim. Hepsi dahil. Nilüfer de. Maliyetler bu kadar yükselince. Ben hepsi dahil deyince Nilüfer hariç mi oluyor anlayamadım yani. Ya beyler yapmayın servis. Yok yok yani. Bu kadar yıllık siyasetçiyiz yani laf şeyine gerek yok. Üzüntümüz gerçekten hani insanın nasıl konuşacağını da insan bilemiyor yani. Biz hepimiz üzülüyoruz. Hepimiz şaşkınız. Bu ortam legal midir, illegal midir? Sorosçular mı, başkaları mı, Merkez Bankası Başkanı mı, başkanları mı, Merkez Bankası Başkanı mı, ne olduğunu bilmiyoruz. Arkadaşlar yani bütçeleri bu noktada bir kişi desin ki ben şöyle gerçekleştireceğim. Şimdi bütçeye bakıyoruz değerli başkan. Gider bütçesi 3 milyar 570 milyon, gelir bütçesi 3.450, işte finans bütçesi de 120 arada pay. İşte 390'ı bunun yeni borçlanma, 270'i de borç ödeme nasıl olacaksa artık.
Gider bütçesine bakıyorsun %40'a kadar olan kısmı öyle Buski gibi değil. Buski %20 ama %7'lere veya %18'lere çekti çalışan ücretli sayısı, ücretli oranını. Bizde hala %40'ın da eminim üzerindedir bir dolu belediyede olduğu gibi. Sermaye gidene bakıyorsunuz %34 yani 1 milyar 227 milyon TL. Olabilecek mi? Fiyat artışları müteahhitler bunları diretecekler, edecekler. Bir dolu müteahhitimiz Allah göstermesin batmasınlar. Hiçbiri bu cişlinin çarklarının içinden kaybolmasın, çekilmesin ama böyle bir şey yapma şansınız maalesef yok. Demiri alamıyorlar. Aklınıza gelen her şey yani demir, zeytinyağı, susu busu. Hadi burası sevgili başkan da dediği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu değil. Ama biz de bu konuda bir bağlıyız bir tarafımızdan, ayağımızdan. Bağımlıyız. Nasıl olacak inanamıyorum. Gayrimenkul alım ve kamulaştırması %4 denmiş gider bütçesinde. 145 milyon. Olamayacak çünkü bu 145 milyona bunları alamazsınız. 245'i 345'i alacaksınız. Bitti. Olamıyor. Gelir bütçesine bakıyorsunuz. Arsa satışı 250 milyon. Ha burada bir arsa satışında %7 yaklaşık 250 milyon TL. Arsa satışı o da olursa hani bizler de hep her belediye koyar ama genellikle %10-20-30 satılır ya da satılmaz. Bütçeyi denkleştirmek için böyle bir şey konur ama asla gerçekleşmez. Bu da olmaz. Bu lehte olur. Çünkü arsa satışına 250 milyon denmiş ama 500'e de anca olur. Niye? Enflasyon. Değil, devalüasyon. %35. Allah korusun yılbaşına kadar 40 olur bu. Tabii ki olmasın. Kim istiyor? Sayın Başkan, değerli meclisleri, aslında Bursa'nın tamamında genelinde konuşmamız gereken başka modeller var. Bu bütçenin içine girmesi gereken asla faaliyet raporunda değil. Faaliyet raporu daha basittir. Bütçemde yaptıklarımı, gösterdiklerimi, yapacaklarımı yaptım ya da yapamadım. Eksik ya da değil gider. Biz faaliyet raporuna böyle can canlı bütün belediyeler böyle fotoğraflı, projeli, bilmem neli, başında kurdeli açılışı kesmesi yaparız. Ama bütçede asıl o biz şey demeyelim de yani çirkin olan yani rakamlara boğulmuş, çirkinden kastım o anlamda. Ama görselleri göremiyoruz. Bu çok ciddi bir teknik. Aslında gelin bir dahaki bütçe hazırlık ve strateji gelişmelerinde bunları değiştirelim. Mesela nasıl Bursa'nın en büyük sorunlarından biri olan kentsel dönüşümlerle alakalı hangi modelleri, hangi bütçeyle ve nasıl yapacağız? Bir not geldi. Şehitlerimize biz de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. En sıkıntılı bölgeler baştan Yıldırım'dı. Millet Mahallesi civarlarıydı. İşte İstanbul'dan hocalarımız geldi. Bir şeyler yaptı etti Edebali zamanında. Sonra onlar bir şekilde rafa kalktı. Başka bir şeyler oldu. 2019'dan itibaren Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde böyle onlarca dosya ve de şu anda bir oturum yaptık ya hani gruplara gitmeden dağıtılmadan direkt komisyondan 5 dakika sonra meclise gelecek şekilde yüzlerce kentsel dönüşüm dosyası geçti. Nereye geleceğim? Osman Gazi Soğanlı civarlarında kentsel dönüşüm yapıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi TOKİ'yi kullanarak kentsel dönüşüm yapıyor. Bunlar hep aslında bütçelerimizin içinde. Önce burada tartışmalıyız ki sonra performansın nasıl uygulandığını faaliyet raporunda görelim. Bunların hiçbir tanesi neredeyse kentsel dönüşüm değil. Kentsel dönüşüm başka bir şey. Öteki müteahhitliğe, yapsatçılığa veya işte yükleniciliğe giriyor. Yani bunu boş parseli aldım, senden onu aldım, bunu yaptım. Bunlarla alakalı bir modellerin oluşturulması ne anlamda? Sadece ilçe, il belediyeleri, ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyeleri anlamında değil. Devletin de yasal anlamda 6306'yı da çok daha zenginleştirerek, geliştirerek bu konularla uğraşmamız lazım. Ve inanın bunlarla uğraştığımız zaman Türk halk yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan insanların o gereğinden fazla hak ettiklerinden, değerlerinden fazla yapmaları, yaşamaları daha az, daha alt seviyeye iner. Ne anlamda söylüyorum bunu? Kentsel dönüşümlerin maliyetlerinin ne olduğunu şöyle kabaca bir hesaplayın. Binalar 10, 20, 30, 40 yıl geriye doğru giderek yapılmış kaçak yapıyla, hisseli parsellerle, yerel yönetimlerin yasa eksiklikleriyle plan yapmamalarıyla nereye dayandıracağım konuyu? Bu bizim bütçelerimizin içinde çok ciddi bir rakam arz ediyor. Neye göre?
Bütün fen işleri yatırımları ulaşımda işte görüyorsunuz dağ bölgelerinde, dağ bölgeleri demeyelim, 3-4-5 merkez büyük ilçemizin dışında, sayısal anlamda büyük ilçemizin dışında kalan yerlere bütçenin %60'ı 70'i 80'i harcanıyor. Ötekilere %20'si harcanıyor İDİ, BUSKİ'de. Burada da aslında çok farklı değil. Gelin bu parayı harcarken o kadar güzel, sağlıklı, doğru planlar ve kentsel dönüşüm modelleri uygulayıp yapalım ki işte Soğanlı'nın bomboş parsellerinde 4-5-6 katlı güzel, hoş, ki boş aslında, yani boşluğu şu, daha da yüksek bir yoğunluk verilebilirdi. Nilüfer 1,5-2'ye boğuldu. Osman Gazi'nin o bölgeleri 1,25 adı altında, 1,25 bile değil, kat yüksekleri az. Etrafa domino taşı gibi gelmesi gereken projeler yok. O zaman ben şimdi buradaki bütçeyi ona hesaplarken, onaylarken neyi kimle karşılaştıracağım? Böyle bir şansınız yok. Yok yok. Gezelim gezelim. Onlar bizim 40 yıldır mesleğimizi yaptığımız müteahhitlik hizmetleri, yükleyicilik hizmetleri. Onlar proje değil. Şimdi Büyükşehir Belediyesi de buna benzer projeleri yapmak istiyor. Boş yerlerde değil, yıkarak yapmak da değil. Orayı bir model yaparak, şimdi bir karar verin. Yerel yönetimler bu noktada devletçi bir anlayış ve zihniyetle kendileri yapıp satma yolunda, kooperatifçilik filan da kurmadan bir model ve şey mi yaratıyorlar? Asla. Bu bütçenin içinde. O zaman yol gösterici olacaksınız. Ne anlamda? Katalizör olarak. Bir turnusol kağıdı gibi. Yani mal sahipleriyle, parsel, hazine, hisse sahipleriyle yüklenicileri karşı karşıya getirip baş başa bırakmak yerine onların arasında aracı olarak gerekiyorsa bütün parsellerde bu şekilde bir ne demeli ona? İrtifak hakkı gibi, ama irtifak hakkından kasıt şey değil. Parsel oradaki metrekarelerin kendilerine hak almasından dolayı değil. Kullanım hakkı olarak yaparsanız çok daha bütçelerimizi çok daha küçük, kısıtlı noktalara doğru getiririz. Niye? Bütün bu enflasyonist değerler, doların, euronun, başka paraların artması, TL'nin değersizleşmesinin nedenlerinden bir tanesinde bu olmadığını iddia edemezsiniz. Bu size şimdi belki şey gelecek, yani Allah Allah ne alakası var. Biraz düşünelim hep beraber, onun ne olduğunu göreceksiniz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmayı, bütün herkesin, yerel, devlet artık onu yaptı. Her şeyi yerel yönetimlere atıyor. Ulaşımda, ondan sonra sağlıkta, maske dağıtılamadı ya. Hadi aşı neyse, aşı başka türlü olmazdı çünkü. Veya başka şeylerde, veya bütün yatırımlarda. Diyoruz işte BUSKİ bütün dağ yörelerine, bütün o bölgelere 2014'ten beri Büyükşehir Belediyesi'ne o zaman dahil oldular. Yatırımları eksik yapmış ki şimdi biz yapıyoruz. Siz yapıyorsunuz, biz yapıyoruz. Beraber yapıyoruz. Bu meclisin kararları neticesinde yapılıyor. Bütçeleri bu noktada da olgunlaştırmamız ve zenginleştirmemiz lazım değerli başkanım. Bu noktada başarılı mıyız? Asla. Bir örnek vereyim size. Hani şimdi bütçenin içinde yapıyoruz, genel rakamlar içinde, yeni stadyumumuzun etrafındaki yollar da dahil. Daha oradaki metro istasyonunu daha yeni bitirdiniz, yeni açtınız. Oradaki yollar hala, bir köprü yapıldı, altı dolgu, üzerinde stabilize duruyor. Vallahi herhalde bir sene oldu, bitmedi o. Ya bu görüntü kirliliği. Keşke o daha başka bir şekilde de yapılsaydı. Bunun gibi onlarca, yüzlerce örnek verebiliriz. Kolay mı? Değil. Evet, borç bütçesi, borç ödüyorsunuz. Vallahi bizim borcumuzu ödemiyorsunuz. Geçmiş 20 yılın içindeki olan yönetimlerinizin, sizin iktidarınızın olduğu yönetimlerin borçtan ödüyorsunuz. Ya onlar ayağını yorganına göre uzatmayı bilmedi, yanlış yaptı. Ya da başka bir hesap hatası var. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, maalesef bu noktalarda sadece işin böyle bir mali müşavirlik boyutuyla demeyeyim ama sayısal anlamda ortada kıyaslayabileceğiniz, bakın kıyaslayabileceğiniz hiçbir proje, hiçbir plan, hiçbir çalışma olmadan sadece rakamlarla işte ben şuraya şu bütçeyi ayırdım. Nesine doğru yanlış diyeceğiz, nesine evet hayır diyebileceğiz. Kıyaslayacağınız bir şey yok. Pazara gitseniz domatesinden elmasına bilmem ne kadar hepsi farklı farklı projeleri demeyelim yani, benzerliği farklı. Projede de öyle. Bir proje çizersiniz, maliyeti şu kadar olur. Başka bir proje çizersiniz, maliyeti daha başka olur. Bunları kıyaslayıp size yol gösterme demeyelim, eleştirimizi yapma şansımızı bize vermiyorsunuz. Sadece rakamlarla. Bu o zaman da, o zaman bunu nasıl değerlendireceğiz? Ha, bütçeler geçsin gitsin, nasılsa paramız ne kadarsa o kadarını harcıyoruz diyeceksiniz. Tabii öyle olmuyor. Hayat zaten böyle bir şey. Şimdi bu enflasyonist ortamda
yatırımcılara bu %40-38 olan %34 sermaye giderleri. Bunun içinde de %30'u olan şeydi. Nasıl ölçüp tartacağız? Bilinmez. Siz de bilmiyorsunuz işin açısı. Çünkü hiçbirimiz bilemeyiz şu anda bunu. Nasıl olacak, nasıl gidecek, müteahhitler kaçacak mı, kaçmayacak mı, asfaltı neye göre alacağız? Maalesef tamamen fosil yakıtlardan dolayı dışa bağımlıyız. Attık zerraplar da yok öyle bunu bir şekilde, illegal demeyelim ama başka bir örtülü bir şekilde kullanacak edecek falan filan. Kötü anlamı söylemedim bunu. Ama işin gerçeği, doğası. Bilmiyorum değerli başkanım, yani bu noktalarda biz bu bütçe ve bu tür performans programına evet deme olanağımızı elimizden aldınız. Olumsuz oy vereceğimizi beyan eder. Teşekkür ederim. Sizi çok kötümser gördüm ya. Gerçekten. Samimi söylüyorum ya. Ya insanın yaşamasının bir gayesi vardır ya. İnsanın bir hedefi vardır, hayali vardır yani. Vallahi çok moralsiz gördüm sizi. Bilemiyorum bunun yani kişisel bir sebep de olabilir ama ben herkesin bir heyecanı var ya, hayata da çıkacağız. Buradan bir programımız var, bir şeyler yapacağız. Yarın bir şeyler yapacağız. Bak bütçeler oylandı. Takır takır geçtik hepsini. Ya bunlar yapılacak. Bir hedef koyarsanız zaten bunu %100 yapacağınız diye bir kaydı yok ki. Hayırlısı. Evet buyurun Engin Bey. Başkanım sunumlardan sonra söz almak istiyor. Öyle mi? Evet. Bu maddeyle alakalı sunumunuz var mı? Özür dilerim. O zaman sunumu alalım. Özür dilerim. Buyurun. Her ikisini de mi yapalım diyorsunuz? 19 ve 20'yi beraber yapalım. Daha sonra tekrar Osman Bey'den başlamak kaydıyla. Bu arada sadece bizim dönem değil, 1997 yılından Osman Bey, mark borcumuz var değil mi? Onu ödüyoruz. Aynen hocam. Ne kadardır rakam kardeşim? Mark, mark. Alman markı. Başkanım o önümüzdeki 2 yıl sonra bitecek ama 2 milyon... Hala ödüyoruz yani. Hala ödüyoruz başkanım. Yani... 2025'te bitecek. Tabii tabii. Yani bırakın Erdoğan bilançları, Erdem Seker abimize bile dayanan borçlarımız var yani. Rahat olun. Hepsi AK Parti ile alakalı değil yani. Rahmetli Hikmet Şahin ve Recep Altepe değil. Evet. Buyur kardeşim. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri. Belediyemizin 2022 yılı performans programına ilişkin özet bir sunumu paylaşacağım. Öncelikli olarak belediyemizin 2022 yılı performans programı 5 yıllık hedefler doğrultusunda oluşturulan stratejik plan ve bu planda yer alan 2022 yılı hedeflerine karşın gelen konularla ilgili hazırlandı. Bu doğrultuda da performans esaslı bir bütçe hazırladık. Belediyemizin 5 yıllık stratejik planında 109 tane göstergemiz yer alıyordu. Bu göstergelerden 2022 ile alakalı hedeflerin faaliyetlerine ilişkin 413 faaliyet oluşturuldu. Bu 413 faaliyetin İzlemesine yönelik de 650 gösterge oluşturduk. Sayın Başkanım, belediyemizin 5 yıllık stratejik plandaki hedefleri ve göstergelerine ilişkin 6 aylık dönemler halinde göstergelerin ilerleme değerlerini raporluyoruz. Bunu belediyemizin web sitesinde düzenli olarak yayınlıyoruz. Mevzuatın böyle bir gerekliliği olmasına rağmen özellikle yönetişim anlamında, hesap verme ve sorumluluk anlamında stratejik planda yer alan hedeflerin göstergelerini 6 aylık dönemlerde kamuoyuyla paylaşmış oluyoruz. Bununla ilgili yönetişim ve saydamlık alanında en son İnsani Gelişim Vakfı tarafından yönetişim ve saydamlık adında alanında bir ödüle layık görüldük. Bunu da bu vesileyle belirtmek isterim başkanım. 2022 yılı performans programı mevcut durumla alakalı personel durumuna baktığımızda 2017 Kasım'daki 13.135 personel sayısı, bu toplam Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü ve bağlı şirketlerin personel sayısı şu an 12.977 rakamına indi. Bursa Büyükşehir Belediyesi üzerinde ise Kasım'ın 2017'deki 6.529 personel sayısı şu an %4.4 azalmayla 6.255 personel olarak yer almakta. 2022 yılı performans programındaki faaliyetleri gerçekleştirmek için toplam 3 milyar 570 milyonluk bir kaynak ihtiyacımız var. Yine belediyemiz 2022 yılında 410 milyon lira iç borç ana parası, 270 milyon lira dış borç ana parası olmak üzere toplamda 680 milyon liralık ana para ödemesi. Yine bu iç borç ve dış borca ait
318 milyon lira faiz olmak üzere toplamda 998 milyon liralık ana para ve faiz ödemesi gerçekleştirecek. ...2022 yılında stratejik planda yer alan 8 hizmet alanında faaliyetleri yürüteceğiz. 413 faaliyetin performansını izlemeye yönelik 650 adet gösterge oluşturduk. Bu göstergeler sunum başında belirttiğim gibi 107 adet olan stratejik planda yer alan göstergeleri alt gösterge olarak besleyen göstergeler olacak. Ekonomik kod bazında bütçe dağılımına baktığımızda özellikle sermaye giderleri yatırımla alakalı faaliyetlerin bütçe gereksinimi %34.4 ile ilk sırada, mal ve hizmet alım giderleri ise %34 ile ikinci sırada yer almakta. Bütçenin hizmet alanı bazında dağılımına baktığımızda ulaşım alanı %20 ile, sosyal sağlık alan %14 ile, yeşil alan ve çevre %10 ile, planlı kentleşme %6 ile, kültür ve turizm %5 ile, afet yönetimi %4 ile, şehir ve toplum düzeni ise %1 ile yer almaktadır. Genel yönetim giderleri ise %40'tır. Planlı kentleşme yönetimi alanında 211 milyon liralık bir bütçe kullanımı öngörüldü. Ulaşım yönetimi alanında 730 milyon liralık. Ulaşım alanındaki bütçemiz önceki yıla göre %37 olarak artmış bulunmakta. Yeşil alan ve çevre hizmetleri alanında 346 milyon lira. Kültür ve turizm hizmetleri alanında 166 milyon lira. Sosyal ve sağlık hizmetleri yönetimi alanında 499 milyon lira. Afet ve acil durum yönetimi alanında 135 milyon lira. Şehir ve toplum düzeni alanında 34 milyon lira. Genel yönetim alanında ise 1 milyar 446 milyon liralık bir kaynak ihtiyacı söz konusu oldu. Genel yönetim alanında belediyenin faiz ödemeleri, temel şirket çalışanlarının ücretleri, akaryakıt alımları gibi yönetsel konular yer almakta. Ulaşım alanına baktığımızda 2022 yılında belediyemiz 74 faaliyet gerçekleştirecek. Bu faaliyetlerin neler olduğu performans programında tek tek belirtildi. Bu faaliyetlerin başarısını ölçmeye yönelik de 107 adet gösterge belirledik. Toplam kaynak ihtiyacımız 730 milyon lira olacak. Öne çıkan bazı projelerden ve göstergelerden bahsetmek istiyorum. Realistan projeleri alanında Emek Şehir Hastanesi'nin metro hattı imalatı devam edecek. Kent Meydanı Termal Hattı'nın tamamlaması, üniversite, Gürük'te metro hattının ise %10'unun tamamlaması ile ilgili bir öngörü oluştu. Adliye Kavşağı, Çelik Mehmet Bulvarı, Avrupa Konseyi Bağlantı Kavşağı tamamlanması, Durmazlar ve Sarıcadde kavşaklarının ise %10 fiziki gerçekleşmesinin tamamlanması öngörüldü. Avrupa Konseyi Bulvarı Otokop U dönüşü, Acemler Hürriyet Yunuseli Bağlantı Köprüsü ve Balıkdere Köprülerinin tamamlanması öngörüldü. Mudanya Yolu Geçit Bademli Bağlantı Köprüsü, Mudanya Yolu Yeni Karaman Bağlantı Köprüsü, Nülfer Köy Geçit Bağlantı Köprüsü ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Köprüsü'nün tamamlanması yine öngörüldü. Samanlı Köprüleri ile Stadyum Soğukkuyu Bağlantı Köprüsü, Samanlı Köprüleri'nin %100 gerçekleşmesi, stadyum bağlantı köprülerinin ise %10 fiziki gerçekleşmesi öngörüldü. Cenup Kanalı üstünde yer alan köprülerin ise tamamlanması planlandı. Ulaşım alanında şehrin muhtelif yerlerindeki mevcut yolların kalitesinin iyileştirilmesi ve yeni arterler açılması ile alakalı 240 milyon liralık asfalt, 300 kilometrelik sati kaplama ve 200 kilometre karelik parki temini öngörüldü. Planlı kentleşme alanında 35 faaliyet öngörüldü. Bu faaliyetlerin başarısı 47 göstergeyle izleyeceğiz. Bu alanda 211 milyon liralık bir kaynak ihtiyacı söz konusu. Kentsel dönüşüm alanında Yiğitler Esenevler 75. Yıl Mahallesi Kentsel Dönüşümü projesinin kamulaştırma alanı tamamlanacak. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi batısındaki kentsel dönüşüm alanının kamulaştırmasının 120'sinin tamamlanması. 5 yol kavşağı kentsel dönüşüm alanında da kamulaştırmanın %50 gerçekleşmesi öngörüldü.
Kentsel tasarım alanında Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çekirge ve Zübeyde Hanım Caddelerinin kentsel tasarım projelerinin tamamlanması öngörüldü. Yine şu an yıkımları tamamlama noktasında olan Çekirge Teras kentsel tasarım projesinin proje tamamlama olarak %50 olarak öngörüldü. Cumalı Kızık kentsel tasarım projesinin proje tamamlama oranı %100 olarak öngörüldü. Yeşil alan ve çevre alanında 37 faaliyet ve bu faaliyetin 63 göstergeyle izlenmesi öngörüldü. Toplam 346 milyonluk bir kaynak ihtiyacı söz konusu. Yeşil alan ve çevre hizmetlerinde Ürünlü Millet Bahçesi'nin %10'unun fiziki gerçekleşmesi, Gökdere Millet Bahçesi'nin tamamlanması, Demirtaş Mesire Alanı'nın ise %10'unun tamamlanması öngörüldü. Yanlış. Demirtaş bitecek. Demirtaş'ı ihale etmediniz. Muhammed Ali Bey burada değil misin? İhalesini ettik. Bitecek bu kardeşim. Yanlış yazmışsın. %10 değil. Başlama değil. Yeni ihale edildi ya. Tamam bitecek bunu. Evet. Bazen çok kıymetli sıfırlar demek. 75. Yıl Parkı'nın %50'sinin Hasköy Mesire Alanı'nda %20'sinin fiziki gerçekleşmesi öngörüldü. Hasköy şeyin mezarlığın çaprazında ki yer. Ormandan tahsis aldım der değil mi? Çok güzel olacak. Onun da yoluna girdik şimdi. Evet. Hamitler çöp depolama alanının ıslahıyla alakalı 120'lik bir fiziki gerçekleşme öngörüldü. Doğu katı atık depolama alanının da yeni vadi inşaatında 150'sini tamamlaması öngörüldü. Kültür ve turizm alanında 44 faaliyet 69 göstergeyle izlenecek. Öne çıkan bazı projeler: Handlar Bölgesi Çarşıbaşlı Kentsel Tasarım Projesi'nin %50'sinin tamamlanması, Karacabey Kültür Merkezi'nin fiziki gerçekleşmesinin %50 olması, Orhaneli Kültür Merkezi'nin fiziki gerçekleşmesinin %50 olması öngörüldü. Tarih ve kültürel alandaki diğer faaliyetlerden Ziraat Mektebi'nin tamamlanması, Bitinya Galerileri Dijital Müze'nin açılmasının fiziki gerçekleşmesinin %50 olması, Ertuğrul Bey Meydanı'nın uygulamasının ise tamamlanması öngörüldü. Yine turizm alanında kamp karavan alanlarının yapılması, Uludağ 360 derece yürüyüş yolu, doğa sporları ve doğa turizm günleriyle Türk dünyası ve atasporlu şenlikleri ile ilgili faaliyetler yürütülecek. Sosyal ve sağlık hizmetleri alanında 80 faaliyet 101 göstergeyle izlenecek. Toplam kaynak ihtiyacı 499 milyon lira. Gençlik ve spor alanında Akçalar ve Cerrah Mahallesi çim halı sahanın yenilenmesiyle ilgili fizik gerçekleşmenin %50 olması, atletik spor salonunun yenilenmesiyle ilgili fiziki gerçekleşmenin %30 olması, atıcılar spor testlerinin fiziki gerçekleşmesinin %40 olması, emek spor salonunun ise fiziki gerçekleşmesinin %30 olması öngörüldü. İnegöl spor testlerinin ikmalinin tamamlanması, Mustafa Kemal Paşa Gençlik Merkezi ikmal inşaatının %80 seviyesine gelmesi, Gemlik Hasan Ağa Gençlik Kampı'nın %30 fiziki gerçekleşmesinin olması, Orhaneli Gençlik Kampı'nın ise %50 seviyede tamamlanması öngörüldü. Sosyal ve sağlık alanındaki sosyal yardımlarla ilgili kart 16 marifetiyle en az 10 bin kişiye ulaşılması hedeflendi. BADEM tarafından yine 2300 kişiye hizmet verilmesi öngörüldü. Hoş geldin bebek projesi kapsamında bebek bakım çantası olarak en az 1000 kişiye bir dağıtım öngörüldü. Eğitim hizmetleri kapsamında YKS kurslarında 2022 yılında 1500 öğrenciye iki merkezde hizmet verilmesi, yine BUSBEK bünyesinde 27 bin öğrenciye 4 merkezde 250 branşta hizmet verilmesi, ana kucağı uygulamaları kapsamında şu an yıl sonunda 18 olacak ana kucağı sayısının 2022 yılında ilaveten 10 merkezde açılarak toplamda 28'e ulaşması 2022 yılı için hedeflendi. Evde hasta bakım hizmetleri kapsamında 7600 vatandaşımıza 190 bin adet hizmet verilmesi, koruyucu sağlık hizmetleri alanında en az 3300 kişiye danışmanlık hizmeti verilmesi, yine imalat noktasında Gülbahçe Aile Sağlık Merkezi'nin ve meydan düzenlemesinin ise %70'inin tamamlanması, sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinin ise %75'inin fiziki gerçekleşme olarak sağlanması öngörüldü. Bu sokak hayvanlarının ihalesini yaptık değil mi?
İmalat başladı yani. Tamam. Yenişehir ve araba yatağı pazar alanlarının fiziki gerçekleşmesinin %100 olarak tamamlanması öngörüldü. Afet ve acil durum yönetimi alanında 20 faaliyet 28 göstergeyle izlenecek. Bu alanda Karacabey, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyük Orhan itfaiye binalarının tamamlanması öngörüldü. İmalatı devam eden Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Afet Hareket Merkezi'nin tamamlanması ve bu daha önceden kavşak için kamulaştırma yapmışız. Bir taahhüt imzalamışız 2015 ve 14'te. O taahhütü yerine getiriyoruz. Bizim işimiz değil yani. Ormanın işi. Yine itfaiye hizmetlerinin kapasitesinin artılması noktasında itfaiyeye 15 araç kazılması ile ilgili bir hedef var. Şehir ve toplum düzeni alanında 20 faaliyet 28 göstergeyle izlenecek. 34 milyon liralık bir kaynak ihtiyacı var. Bu bedenin çoğunluğu personel giderlerinden oluşmakta. 2022 yılında tüketici haklarını korumaya yönelik en az 1250 denetimin yapılması, toplu taşıma araçları kapsamında en az 2000 taksi aracının denetlenmesi öngörüldü. Genel yönetim alanında 97 faaliyet ve 206 gösterge yer almakta. Toplam kaynak ihtiyacı 1 milyar 446 milyon lira olarak görülmekte. Özellikle araç ve makine yönetimi alanında 107 adet kara taşıt alımı, 27 adet iş makinesi alımı ve halihazırdaki 950 adet aracın ve makinenin bakım onarımı ile alakalı bir hedef var. Yıllık olarak 23 milyon litrelik bir yakıt alımı söz konusu. Diğer taraftan mevcut kaynakların verimli kullanılması ile alakalı kırtasiye malzemelerin yıl içerisinde tüketilme oranı %60 seviyesinde, kırtasiye malzemeleri fire oranının ise %5 seviyesinde olması, malzemelerin stokta kalma süresinin ise 9 aya düşürmesi ile ilgili bir hedef var. Müteahhit olan borçların ödenmesi ile alakalı %80 oranında bir hedef var. Tahsilat ve tahakkukların ise %90 oranında gerçekleştirmesi ile ilgili gösterge hedefi var. İnsan kaynağı alanında uzaktan eğitim sistemi üzerinden eğitim alan personel sayısının 400 kişi, personel başına düşen eğitim süresinin 10 saat, takdir ve ödüllendirme sistemine uygun görülen personel sayısının en az 40 kişi ve 2020 yılından beri çalışmaları devam eden yalın yönetim kapsamında yürütülen projelerin gerçekleşme oranının ise %80 düzeyinde olması ile ilgili hedef var. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, 2022 yılı performans programında yer alan 413 faaliyet ve 650 gösterge vardı. Bunların öne çıkanlarını burada ben arz ettim. Bu detaylarına meclis üyelerimiz masalarda yer alan karakoddan tüm dokümana erişebilirler. Diğer taraftan belediyemizin web sitesinde bunları yayınladık başkanım. Oradan da kamuoyu erişebilir başkanım. Arz ederim. 20. madde ile alakalı da bilgilendirme yapacak mısın? Beraber değerlendirelim dedik ya. Ben yapayım. Osman Bey. Kısa bir özetim. Tabii. Sayın Başkanım, çok kıymetli hazırım. 2022 yılı mali yılı bütçe sunumunu özet olarak yapacağım hızlandırılmış şekilde. Bütçemiz hazırlanırken 5018 sayılı kanun, mali yönetim kontrol kanunu ve ikinci mevzuat amir hükümleri dikkat edilmiş. Gelir tahminlerinde bulunurken ekonominin yapısal durumu ve yeni ekonomi programı çerçevesindeki esaslar gözetilmiş olup son 3 yılın gelir ortalamaları kesinleşmiş gelirleri baz alınaraktan gelir tarifimiz oluşturulmuştur. Belediyemizin giderleri incelenip tahmin edilen belediye gelirleri seviyesini indirerekten bütçemiz hazırlanmıştır. Analitik bütçe sistemine göre hazırlanan 2021 mali yılı ve izlenen 2 yıla ait gider tahminlerinde geçmiş yıllara ait gider gerçekleşmeleri göz önünde bulundurulmuştur. 2022 yılı yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi için bütün dairelerimiz cari harcamaları gerekli tasarruf önlemlerini almış, ödeneklerin kullanım yerleri, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik esasları çerçevesinde ve hizmet kalitesini yükseltme yönelik olacak şekilde önceliklendirilmiştir. Kısaca bütçemize geçersek buradan idare edebiliriz. 2022 yılı gelirlerimizle ilgili olarak 3 milyar 450 milyon liralık bir tahminimiz bulunmaktadır. Bunun %74.4'ü 0.5 diğer gelirler, %12.3'ü teşebbüs ve mülkiyet gelir ve %7.4'ü de sermaye gelirlerinden başlıca oluşmaktadır. Karşılığında gider bütçesi olarak 3 milyar 570 milyonluk bir tahminimiz söz konusu.
Bunun %34.4'ü 0.6 sermaye giderleri, %34.1'de mal ve hizmet alım giderleri, faiz giderleri %8.9, personel giderleri %8.6 olarak öne çıkmakta. Daire başkanlığı bazında ekrandaki gibi bir dağılım söz konusu. Mal hizmetler %21.9, bunun 200 milyon liralık bir kısmı yedek ödenekten müteşekkil. %20.3'ü ulaşım dairesi, %11.2'si destek hizmetleri, %9.8'i fen işleri, %7'si de park ve bahçeler olarak öne çıkmakta. Finansman ekonomik sınıflamamız tablosu da ekrandaki gibi olacak. 2022 yılında 680 milyon TL'lik bir ana para borç ödemesine karşılık 800 milyon, bunu da yerleşik bankalar ve İller Bankası olmak üzere 400 milyon ve 400 milyon olmak şeklinde 800 milyon bir borçlanma öngörülmekte. Bu da 120 milyonluk bir net finansmana tekabül etmektedir. Kısaca 2020-21-22 bütçelerin karşılaştırılması, gider bütçesinde 2020'den 21'e geçerken %5.8'lik, 21'den 22'ye geçerken de %29.8'lik bir artış söz konusu olacak. Gelirlerde de 2020'den 21'e geçerken %5.4, 21'den 22'ye geçerken de %16.9'luk bir tahminimiz söz konusu. Ekranda gelir bütçemizin 2020 ve 21 yıllarının bir karşılaştırması ve en sağ sütunda da tüm büyük şehirlerin ortalaması var. 2022 yılına baktığımız zaman diğer gelirlerde tüm büyük şehirlerin ortalaması %82 iken bizde %74.4'te, teşebbüs ve mülkiyet gelirinde %12.3, diğer büyük şehirlerin ortalaması %7.9. Burada bir avantajımız söz konusu. Gider bütçe karşılaştırmasında 2022 bütçemizde yatırım giderlerimiz, sermaye giderlerimiz %34.4, Türkiye büyük şehirlerinin ortalaması %35.9. Mal hizmet alım giderleri tüm büyük şehirlerin ortalaması 33.9, bizde 34.1. Personel gideri büyük şehirlerin ortalaması %9.4 iken bizde %8.6 olarak tahmin edilmekte. Cari transferler 8.2, 3.7 ve faiz giderleri %7.2 Türkiye ortalaması, bize de %8.9 olarak tahmin edilmektedir. Finansman karşılaştırması, önceki iki yılda eksi net finansman olarak öngörülen bütçelerimiz 2022 yılında artı 120 milyon olarak tahmin edilmektedir. Son olarak ekranda da 2014'ten bugüne kadar yapılan borçlanmalar ve bunların itfaları ekranda. 2018 yılında 409 milyon bir fark söz konusu. 2019'da 278 milyon. 2020'de 490 milyon. 2021 sonu itibariyle de tahmini olarak 651 milyon bir fark oluşması beklenmekte. 2022'de de bu 118 milyon gibi tahmin edilmektedir. Arz ederiz başkanım. Evet, teşekkür ederiz. 19. ve 20. madde ile alakalı seri bilgilendirme yaptı Osman Bey. Alper Bey ve Osman Bey. Kıymetli arkadaşlar, 19. madde ile alakalı Osman Bey bir şeyler söylemişti ama tekrar söz verebiliriz Osman Bey. Önce grup sözcülerimiz, daha sonra müstakilen söz almak isteyenlere söz vermek istiyorum. Buyurun. Sayın Başkanım, tekrar etmek istemiyorum ama yansıda arkadaşın yansıttığı, bürokrat arkadaşımızın ellerine sağlık, bütün o ekibin, o grubun yansıttığı şeyler mesela bizde yok. O projeleri teker teker bu doğru mu yanlış mı, bu parayı bu eder mi etmez mi noktasındaydı zaten bizim eleştirimiz. Bu karekodlu olan şeyler, teşekkür ederiz, gayet güzel uygulamalar, güncel uygulamalar doğrudur. Bunun içinde olsaydı daha rahat konuşurduk bunu. Daha rahat anladık. Demek istediğimiz zaten oydu bizim bütçede. Hani kuru bir bütçe görüşmek yerine nereye ne yapılıyor? İşte kent, diğer meydanlar, bahçeler, yollar oydu dediğimiz. Bizde yok, sunumda var. Kendinize saklamışsınız. Ne diyelim yani? Benim eleştirim, asarıştırım oydu zaten. Bu noktada daha fazla diyecek bir şeyimiz yok. Biz bu gelir bütçesine evet diyoruz ama gider bütçesine maalesef bu ekonomik ortamda bunların gerçekleşemeyeceğini de düşündüğümüzden dolayı hayır diyoruz. Teşekkür ediyorum. Ya şimdi teşekkür ederim. Tabii hür iradenize, siz grubunuz adına ve kendiniz olarak zaten size nihayetinde 3. büyük belediyemize Nilüfer'de başkan yardımcısınız. Ya bilmiyorum farkında mısınız ama ben her hafta en az 2 fabrika, 2 günde esnaf ziyareti yapıyorum. Şu anda reel sektör deli gibi üretim yapıyor ya. Bak samimi söyleyeyim, gittiğimde herkes işçi arıyor şu an. Öyle bir vaka var.
Ben burada Bursalı sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca tarımla alakalı ya pazar payımız her geçen gün artıyor. Yani yanlış anlamayın ama 150-200-250 bin fidandan 1,5 milyon fidana çıktık. Ya bunlar sadece basit böyle bir enginar bahçesi falan böyle hobi bahçeleri falan değil yani. Dönümlerce şu an ekimler yapılıyor. Onda da ihracat artıyor. Yani belediyenin maliyetleri artacaksa vergi gelirlerimiz de artacak ya. Yani böyle hep kötü olacak yaklaşımıyla bir plan yapmak bana göre çok şey. Cari açığımız azalıyor bir taraftan. Yani reel rakamlara baktığınız zaman yani. Üretimimiz artıyor, ihracatımız artıyor. Pazarımız genişliyor. Ya ben büyük ve güçlü Türkiye olmak yolunda ciddi adımlar attığımızı düşünüyorum. Ve bunun üzerine bir planlama yapıyoruz. Ya bu rakamların hepsinin realitesi var. İnşallah Allah ömür verdiyse yaşıyorsak seneye Kasım ayında da geleceğiz yine bir araya. Ve biz bu rakamların hepsini yatıracağız. Yani orada Orhan Eylül'ün efendime söyleyeyim kültür merkezinden Büyük Orhan'ın itfaiyesine veya Karacabey'in itfaiyesine 15 tane itfaiye aracının alımına varana kadar belirli maddeler yazılmış neyse veya belirli projeler başlanacak. %10 orada tabii sembolik olur. 15 olabilir, 20 olabilir ama en azından ihalesi o yıl içerisinde yapılıp başlanacak anlamında not düşülmüş veya yarıya geleceklermiş, %50'ye geleceklermiş. Sizi biraz heyecansız gördüm. Heyecana davet ediyorum. Heyecan ve aşk olmadan hiçbir şey olmaz yani onu söyleyeyim. Buyurun Engin Bey. Sayın Başkanım, öncelikle performans programı ile ilgili düşüncelerimi gündeme getirmek istiyorum. 2022 yılı performans programı parti grubumuzu incelenmiş olup programda yer alan 8 hizmet alanı ile ilgili 413 faaliyet ve 650 adet gösterge ile tespit edilen 3 milyar 570 milyon TL kaynak ihtiyacı tarafımızı uygun bulmuştur. Dolayısıyla 2022 yılı performans programı olumlu kullanırken programın hazırlanmasında ve sunumunda emeği geçenlere grubum adına teşekkür ediyorum. Programın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütçeyle ilgili de görüşlerimi aktarayım başkanım. Büyükşehir Belediye Meclisimizin 1823 sayılı kararı ile plan ve bütçe komisyonumuza sevk edilen 2022 yılı mali yılı ve izleyen 2 yıl ait bütçe hem komisyonumuzca hem de grubumuzca incelenmiş olup gelir ve gider bütçeleriyle açık fazlanın finansmanı cetveli hazırlandığı şekliyle kabul edilmiş olup 2022 mali yılı bütçesi için olumlu oy kullanacağız. Ancak ben de birkaç tane eleştirimi dile getirmek istiyorum. 2022 yılı için 308 milyar lira olan tahmini personel giderleri bütçesi 2023 ve izleyen 2024 yıllarında enflasyon oranlarındaki artış göz önünde bulundurulduğunda gayet düşük ve tatmin edici rakamlara ulaşılmıştır. Gider bütçesi gerçekleşirse büyük başarı elde edilebilir. Görüldüğü üzere gider kalemlerinin artış oranlarının enflasyon rakamlarının oldukça altında kaldığı görülmüştür. Savunma hizmetleri 2021 bütçe ödeneği ile 2021 Haziran ayına kadar olan harcamaya baktığımızda 4 milyon 266 bin TL bütçe ödeneği olmasına rağmen 885 bin 796 TL harcama ile oldukça tasarruf edildiği bariz açıktır. Yıl sonu tahmini ise gayet düşük seyretmektedir. 2022, 23, 24 yıllarındaki ayrılan ödeneklerin de 2021 yılı gibi geçmesini ümit ediyoruz. Aynı şekilde 8. maddedeki dinlenme, kültür ve din hizmetleri kalemlerindeki ödenekler ile harcamalar da tatmin edici sonuçlar vermiştir. Yedek ödenek başlığındaki bütçe ödeneği 150 milyar Türk lira iken Haziran sonuna kadar hiç harcama olmayıp yıl sonuna kadar da tahmin harcama yazılmamış ve ciddi bir tasarruf elde edilmiştir. Geçici personeller için ayrılan bütçe ödeneği ile harcamalar da çok olumlu sonuçlanmıştır. Yine üretime yönelik mal ve malzeme alımları kaleminde 2021 yılı için 2276 milyar ödenek ayrılırken Haziran sonuna kadar hiç harcama yapılmamış ve yıl sonuna kadar da hiç harcama planlanmamış. Bu da oldukça başarılıdır. Gayrimenkul büyük onarım giderlerine ayrılan bütçe rakamı ile Haziran sonu harcanan ve yıl sonu tahmini harcamalar da oldukça başarılıdır. Karşılaştırmaları yıllar bütçesindeki gider ve harcama kalemlerinin yıllar itibariyle oranlarına baktığımızda enflasyonist rakamlara rağmen oldukça düşük artışlarla gerçekleşmesi tahmin edilmiş ve eğer bu trend yakalanırsa inanılmaz bir başarı elde edilmesi mümkün görülmektedir.
Sayın Başkanım, 2022 yılı bütçesi tüm ilçelerimize ve Büyükşehir Belediye'mize hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Buyurun Mehmet Bey. Sayın Başkan, kıymetli ilçe başkanlarım, ilçe belediye başkanım, değerli meclis üyelerimiz, değerli bürokratlarımız, saygıdeğer basın mensuplarımız ve bizi ekranlarında izleyen vatandaşlarımız, İYİ Parti grubu adına Bursa Büyükşehir Belediye'mizin 2022 yılı performans programı ile 2022 malı yılı bütçesi hakkında söz almış bulunmaktayım. Bir önce başkanımızın sözlerini dinlerken ben de başkanımıza şöyle bir şey ileteyim. Biz de hemen yaklaşık 2 aydır her hafta sonu bir ilçenin bütün köylerine ziyaretler yapıyoruz. Bu ziyaretler esasında biz de köylü vatandaşlarımızla hasbihal ediyoruz, dinliyoruz, sıkıntılarını dinliyoruz daha doğrusu. Köylü vatandaşlarımızla biz de sizdeki heyecanı göremedik. Yani köylü vatandaşlar, onlarda da heyecan kalmamış. Keşke görebilseydik o heyecanı. Üretimle ilgili, satışlarıyla ilgili, hasatlarıyla ilgili, gelirleriyle ilgili. Keşke olumlu şeyler onlardan duyabilseydik ama duyamadık maalesef. Kimi ziyaret ettiniz ki? Başkanım hemen ya şimdi yanlış anlamayın. Bir tane köy çıkıyor, ayaküstü selamun aleyküm. Öyle değil, değil. Öyle ziyaret olmaz ama. Yani. Biz bir ilçeye girdiğimizde bütün köylerine o hafta sonu giriyoruz. Bütün köylerine. Bu hafta sonu Yenişehir'deydik. Daha önceki Orangaz'deydik. Öyle bütün ilçeleri tek tek dolaşıyoruz. Neyse konumuz o değil ama hani keşke sizin dediğiniz gibi de olsa evet. Bursa'da belki incirle uğraşan köylülerimiz hayatlarından memnundur ama zeytinle uğraşanlar da memnuniyetsizlik vardır, sıkıntı vardır. Artan maliyetlerle ilgili sıkıntılarını bize defaten aktarmışlardır. Neyse kıymetli arkadaşlar, öncelikle bu çalışmaları hazırlayan, katkı koyan değerli bürokratlarımıza, komisyonda çalışmalara katılan meclis üyelerine teşekkür ediyoruz. Strateji ile doğrusu performans programı ile ilgili sunumu izledik. O aynı sunumu komisyonda da az da olsa ben bir sonuna yetiştim, izledim. Orada anlattıkları gerçekten personel anlamında yapılan düzenlemelerden biraz bize bahsetti. Gerçekten övgüyle de dinledik. Hoşumuza da gitti. Yapılan çalışmaların, takiplerin, performans arttırma çalışmaların dinledik. Hoşumuza da gitti. Bu anlamda bu çalışmaları yapan arkadaşlara, strateji bölümündeki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şimdi bugün Kadimşehir Bursa'nın 2022 yılını konuşacağız. Bursa'yı tarif etmek nasıl edersiniz diye bir düşündüğümüzde Bursa, Bitinya, Roma, Selçuklu, Bizans, Osmanlı'nın sayısız izlerini taşıyan tarih ve imparatorluklar şehri. Külliye şehri, Sultan Orangazi'den itibaren şekillenen ve UNESCO kültür mirasına aday olan tarihi çarşı ve hanlar bölgesiyle, tarihi İpek yoluyla, alışveriş ve tekstil şehri. Hacivat Karagözü ile Kılıç Kalkanı ile bir kültür şehri. Uludağ yaylaları, mağaraları, göllere, şifalı su kaynakları, kanyonları, ormanları, akarsuları, şelaleriyle, yemyeşil bitki örtüsüyle bir doğa şehri. Termal sularıyla, kaplıcalarıyla, yazın denizi, kışın kayağıyla bir turizm şehri. Şeftalisi, armudu, siyah inciri, zeytinle bir tarım şehri. Şairlere şiir yazdıran, evliyalara ebedi istirahatgah olan, işgal edince Gazi Mustafa Kemal'le Atatürk'ün meclise siyah örtü sermesine vesile olan bir şehirdir Bursa. Bu listeyi uzatmak mümkün. Ha bu girizgahın sebebi nedir? Yıllardır şehrimizi markalaştırmaya uğraşıyoruz. Bu konuda siz de özellikle hemen her sene bununla ilgili çalışmalardan bahsediyorsunuz. Aslında Bursa'mızı tüm dünyaya tanıtmak için elimize 2022 yılında iyi bir fırsat geçti. Eylül ayında Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen şehrimizi el birliğiyle vitrine çıkarmamız için olağanüstü çaba göstermeliyiz. Bursa'nın bütün dinamiklerini işin içine katarak 2022 yılını iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bütçe açısından 2022 yılı mali açıdan öncelikle vatandaşlarımızdan başlayarak devletin her kurumu ve bizleri de sorumluluk alanımızda olan belediyeleri zorlayacak gibi gözüküyor. Nefaten dile getiriyoruz bunları. Bütçe tekliflerinin Eylül ayından beri oluşturulmuş olması, son günlerde yaşanan kur hareketliliğinin,
fiyatlara olumsuz yansımalarını çok da aktarılmadığı bir bütçeyi konuşuyor ve planlıyor olacağız. Bütçemiz 3 milyar 570 milyon TL gider, 3 milyon 450 bin TL gelir ile 120 milyon TL artı finansmanla oluşturulmuş. 800 milyon TL yeni borç yükü yaratacağımız ama 270 milyon TL dış borç ile 410 milyon TL toplamda 680 milyon TL borç ödeyeceğimiz bir 2022 yılı öngörümüz var. Bütçemizin %22'si borçlanma ile oluşturulmuş olması sıkıntıdır. Tek iyi tarafı iç borçlanma yapacak olmamız endişelerimizi biraz azaltmaktadır. Yine de 680 milyon TL borcumuzu 800 milyon TL yine bir borç alarak ödüyoruz. Gelirler kısmını incelediğimizde iki tane sıkıntılı konu karşımıza çıkıyor. Bunlardan birisi sermaye gelirleri. Kalemimizde yer alan taşınmaz mal satış gelirlerimizdir. Son 2-3 yıldır özellikle 2021 yılında da yaklaşık 300 bin TL'lik taşınmaz satışı bütçemize koymamıza rağmen ilk 6 ayda ancak bunun %1'i kadar satış yapabildik. Buna rağmen bütçemizi denklerken yine 250 milyon TL'lik bir taşınmaz satışı öngörüyoruz. Geçmiş verilere baktığımızda bu da gerçekten her sene koyuyoruz ama pek de bu satışları olası gözükmüyor. Yine bir diğer gelir kalemi dikkatimi çekti. Alınan bağış ve yardımlarla ilgili 2021 bütçesinde 30 milyon TL öngörülen bu kalem 6 ayda 35 milyon TL gerçekleşmiş ama biz gelir kalemimize 158 milyon TL bir bağış koymuşuz, tahmin etmişiz. Diğer benzer gelir kalemlerinde de daha doğrusu benzer öngörüler var. Bu 158 milyon TL'yi neye dayandırarak oraya koyduğumuzu da merak ediyorum açıkçası. Gelirler kısmında 800 milyon TL borçlanma, 250 milyon TL arsa satışı, 5 milyon TL araç satışı, 1 milyon 55 bin TL'yi bunlardan oluşturuyoruz. Giderler bütçesine değinecek olursak, bu sene yatırım giderlerimiz 1 milyon 227 bin TL öngörülmüş. Yatırımlar giderlerimizin %34'ünü oluşturuyor. Ulaşım yatırımlarına baktığımızda yeni yol açılmasına ayrılan payın 20 milyon 904 bin TL olması. Ama kavşak yapılması imalatına 133 milyon TL ayrılması, ulaşımda yine istediğimiz çözümün gelmeyeceğini, çözümsün devam edeceği bunu bize biraz da ispatlıyor gibi. Halen alternatif yol ya da güzergahlarla ilgili köklü bir çalışma yapılmıyor olması, halen çözümün kavşak çalışmalarında aranması da anlaşılır gibi değil. 2 yılda ulaşım problemini çözeceğiz diye söz verdiniz. AK Parti 17 yıldır bu şehri yönetiyor. Anlaşılan o ki bir o kadar zamanımız olsa da biz Bursa'nın ulaşım problemini çözemeyeceğiz. Bakın geçen haftalarda geçmiş dönem AK Parti Bursa Milletvekili ve Bakanlık Yapmış Faruk Çelik şöyle bir ifade kullandı. Dedi nerede hızlı tren? Ben yaptırdım ihalesini. 10 yıl oldu demiryolu Bursa'ya hala gelmedi. Şehir hastanesini Yıldırım'da yapacaksınız. Batıya yıkmayın her şeyi dedim. Hastaneye götürdüler, ucube bir yere koydular. Şimdi tam 2 milyarlık ihale yapıyorlar demiryolunu hastaneye ulaştırmak için. Hastanenin maliyeti ne kadar? 1 milyar lira. Yapılacak yolun maliyeti ne kadar? 2 milyar. Yazık değil mi bu milletin? 2 milyar arasını çarçur ediyorsun. Projenin bir tanesi değil ki, hepsi yanlış yapılmış. Bu itirafı kim yapıyor? Bu şehirde bakanlık yapmış, bu şehirde milletvekilliği yapmış. AK Partili bir milletvekilimiz, bakanımız olan Faruk Çelik yapıyor. Halen T2 hattının bitirileceği tarihi bilmiyoruz. 2015 yılında 133 milyon TL ihale eden bu hattın en son açıklamalarda bu yılın sonunda hareket edeceğini göreceğimizi dile getirmiştiniz. Ama halen bütçeden buraya 158 milyon 500 bin TL aktarıyoruz. Buradaki son durum nedir? Emin olun merak ederim. Yani ne zaman bitecek? Ne zaman bu çalışacak? Hakikaten oradaki vatandaşlarımızın sıkıntılarını siz benden daha iyi biliyorsunuz. Esnafın sıkıntılarını siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bir an önce bu bitmesi hepimizin talebi, isteği. Faiz giderlerimiz 338 milyon TL. Bütçemizin yaklaşık %9'u hala faize gidiyor. Değerli arkadaşlar, bütçe incelerimize dikkatimizi çeken ve merak ettiğim bazı soruları yine bir önce olduğu gibi müsaadenizle sormak istiyorum. Özel kalem bütçesinde geçen yıla oranla %61.4'lük bir artış 14 milyon 279 bin TL olmuş. Bu artış Türk Dünyası Kültür Başkenti çalışmalarında organizasyonlar kullanmak üzere yapılmış bir düzenleme midir?
Bunu merak ettim. Cari transfer kaleminde bütçe %34.1'lik bir artışla 62.961.000 TL'ye çıkmış. Bu başlıkta dernek, birlik, kuruluş ve benzerilerine yapılan transfer 25 milyon TL ayrılmış. Buradaki transferde kriterlerimiz neler? Bunu merak ediyorum. Sermaye transferleri kalemine %25'lik bir artışla 124 milyon 500 bin TL ayrılmış. Ayrılan bütçe şirketlerimize sermaye artışına devam edeceğimiz anlamına mı geliyor? İnsan kaynakları dairesi bütçesinde görev zararı 13 milyon 441 bin TL ayrılmış. Bunun içeriğini yine merak ediyorum. Bilgi İşlem Dairesi bütçesinde 2021 yılında menkul mal alımlarında ayrılan 10 milyon TL bütçenin 6 ayda 376 bin TL'si kullanılmış. Mali yılda bütçede buraya 4 milyon 150 bin TL ayrılması ihtiyaçların giderilmemesi anlamına mı geliyor ya da ihtiyaçlardan vaz mı geçildi? Hukuk müşavirliği bütçesinde görev giderlerinde %116'lık ciddi bir artış var. Aynı zamanda 6 aylık gerçekleşmelerde de bu yüksek gözüküyor. Bunun sebebi nedir? Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi bütçesinde kirliliğin azaltılması hizmetleri kaleminde 11 milyon 294 bin TL'lik bütçenin 2 milyon 450 bin TL'si ilk 6 ayda kullanılmış olmasına rağmen mali yılda %45'lik artışla 16 milyon 387 bin TL ayrılmış. Aynı şekilde müteahhitlik hizmetlerinde de 5 milyon TL'lik bütçe 6 ayda kullanılmamış olmasına rağmen mali yılda %56'lık artışla 7 milyon 795 bin TL'ye çıkmasının gerekçesi nedir? Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda 6 aylık bütçe gerçekleşmesi yüksek olmasına rağmen geçen yıla göre hizmet alımlarında %36'lık, müteahhitlik hizmetlerinde %44'lük bir düşüş var. Gerekçesini merak ediyoruz. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nda mal ve hizmet alımlarında 3 milyon TL'lik bütçenin 7 milyon 430 bin TL'si, dayanıklı mal ve tüketim alımlarında 88 bin TL'lik bütçenin 5 milyon TL'ye çıkmasının sebepleri nelerdir? Bu arada dipnot olarak da Fen İşleri bütçesinde 2011'den beri bütçe ayırdığımız Bursa Stadyumu'nun bu sene bütçede yer almaması ve tarihi yer alanlarına ayırdığımız 36 milyon 520 bin TL'lik bütçe sevindirici iki nokta. İtfaiye Dairesi bütçesinde taşıt alanlarına ayırdığımız bütçe ilk 6 aylık dönemde kullanılmamış gözüküyor. Mali yılda yine 25 milyon TL ayırdık. Son durum hakkında bilgi verilirse iyi olur. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bütçesinde %19'luk bir artışla 70 milyon TL olmuş. Yine bu sene yapacağımız etkinlikler, Türk Dünyası Kültür Başkenti ile ilgili yapacağımız faaliyetler kapsamında düşük bir artış gibi geldi. Daha yüksek olması gerekmez miydi? Sağlık Dairesi Başkanlığı bütçesi %18'lik artışla 140 milyon TL'ye ulaştı. Pandemi devam ettiği müddetçe bütçe artmaya devam edecek gibi gözüküyor. Müteahhitlik hizmetlerinde 2021 bütçesinde tıbbi malzeme ile zirai malzeme alımında bir karışıklık mı oldu? Bu yıl rakamlar tersine dönmüş. Onu da bir soracağım. Geçen seneki rakamlar tam tersine bu sene yazılmış. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bütçesinde %52'lik ciddi bir artış var. Bütçe kalemlerini incelememizde diğer sosyal amaçlı transferler kaleminde %222'lik bir artışla 40 milyon 253 bin TL'ye ulaşan bir bütçe görüyoruz. Bunun sebebi yaşanan ekonomik krize paralel hane halkına yapılan yardımların artırılması mı düşünülüyor? Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bütçesi %30'luk bir artışla 46 milyon TL'ye çıkarılmış. Burada alt kalemlerde müteahhitlik hizmetleri 22 milyon 238 TL'den mali yılda 22 milyon 238 milyon bin TL'den mali yılda 7 milyon 820 bin TL'ye düşürülmüş. Diğer hizmet alanlarda 925 bin TL'den 28 milyon 94 bin TL'ye çıkarılmış. Bu değişikliğin sebebi nedir? Pakbahçe Dairesi Başkanlığı bütçesinde %32'lik ciddi bir artış, 250 milyon TL'lik bütçenin 122 milyon TL'sinin hizmet alanında olması yüksek geldi. Bu daire başkanlığında çalışan işçilerin istihdamı Tarım AŞ tarafından yapılmaya başlandı diyebiliyorum. Aslında burada hani biraz daha şeyler azalır diye ben bekliyordum. Bu artışın sebebini de biraz merak ettik. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi bütçesinde de kamulaştırma giderleri 6 aylık gerçekleşmişte 2.424 TL iken 23 milyon TL bütçe ayrılmış.
Bir de etüt proje bilirkişi ekspertiz ücretleri cari yılda 368 bin TL iken 6 aylık gerçekleşme olmamasına rağmen mali yılda 19 kat arttırılarak 6 milyon 579 bin TL olmasının gerekçeleri nelerdir? Bu sorularımıza cevap verilmesini talep ediyorum. Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri ve değerli bürokratlar, dile getirdiğimiz bu sebepler ile 2022 mali yıl bütçesinde gelir kalemlerine olumlu oy kullanacağız, gider kalemlerine olumsuz oy kullanacağımızı belirtir. Saygılar sunarım. Evet, Ali Bey buyurun. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, bütçemizin öncelikle hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bu konuda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Noraktaş olmak üzere bütün katkı koyanlara da teşekkür ediyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi her zaman olduğu gibi önümüzdeki yılda Allah'ın izniyle canla başla 17 ilçede ve kırsal mahallelerde çalışmalarına devam edecektir. Tabii belediyecilikte ihtiyaçlar, talepler sınırsız, kaynaklar da kıt. Bunları optimum dengede buluşturmaya çalışan bir organizasyon karşımızda. Tabii muhalefetin bakış açısı da önemli burada. Bir milletvekilinin geçenlerde bir beyanı vardı bu konularla alakalı. İktidar dünyanın en iyi işini yapsa da biz muhalefetiz, bizim görevimiz karşı çıkmak. Kesinlikle iktidarın yaptığı her şeye karşı çıkacağız. Dolayısıyla Osman Bey'i de dinlerken ben bu çerçevede bir yaklaşımı görmüş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Burada çeşitli meclis toplantıları gerçekleştirdik. Bazen denildi ki genel konulara girmeyelim. Ama işimize geldiğinde genel konular, işimize gelmediğinde genel konulara girmeyelim tarzda bir yaklaşım var. Büyükşehir Belediye Başkanımızın tespit ettiği gibi bir karamsarlık söz konusu. Sanki bulundukları mahallede duvara toslanılmış gibi bir haleti, ruhiye var. Bunun içinde bütün belediyelerle alakalı hiç kimse söylediklerini gerçekleştiremeyecek, hiçbir vaadini yerine getiremeyecek şeklinde bir yaklaşım. Evet, bizim bugünlerde gerçekten ümide ihtiyacımız var. Karamsarlık bizim yol haritamız olmamalı. Bu çerçevede ben Karacabey özelinde yapılanları kısaca anlatayım size de yapacaklarımızı nasıl gerçekleştireceğimiz konusunda bir bilginiz olsun. UEDAŞ ile ilgili bütün havai elektrik hatları yer altına alınıyor Karacabey'de. Telekom fiber hatlarını yeniliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi de BUSKİ marifetiyle asbestli bu içme sularını modern bir hale getiriliyor. İhalesi yapıldı. Kanal ve yağmur suyu şebekesi de yenilenecek. Bundan sonra da sıra arıtmaya gelecek. CHP'li meclis üyesi arkadaşımız Murat Tanrıverdi hala öğrenememiş Gölecik Barajı ve Yeşildere Barajı'nı kimin yaptığını. Bakanlığımız yapıyor. O suali de buraya tevdi etti. Konularla ne kadar alakalı olduğumuzun, ne kadar dertlendiğimizin de bariz bir göstergesi. Karacabey ile Bursa'nın tam orta yerinde Karacabey sınırlarında 8 bin dönümlük bir alanda 150 bin kişiye istihdam öngörecek ki Karacabey'in nüfusu 80 bin. Teknosap hummalı bir şekilde çalışıyor. Yaklaşık 20 tane fabrika inşaatı devam ediyor. Biten bir fabrikada da 3 vardiya ile birlikte üretim gerçekleştiriliyor. Karacabey Belediyesi olarak gençlik merkezi inşaatında sona geldik. Spor salonu inşaatında sona geldik. 10 milyonluk araç alıyoruz, parasını ödedik. Büyükşehirimiz kültür merkezini itfaiyemizi yapacak. Bu mecliste gündem olmuştu pazar yeri. Bununla alakalı da sizin yaklaşımınıza yönelik bir örnek vermek istiyorum. Karacabey'de pazar yerinin mülkiyeti Karacabey Belediyesi'nin. Altına 2 kat otopark yapılacak, üstü pazar yeri, onun üzeri meydan ve ticari alanlar. Siz çok beğendiğiniz bu projeye bu ticari alanlar yapılıyor diye karşı çıktınız. Biz bu ticari alanları yaparken bunları satmak veya
kar payı şeklinde bir anlaşmanın içerisine başkanım, girmedik. Başkanım, Büyükşehir mi konuşacağız, Karacabey mi konuşacağız? Örnek veriyorum, örnek. Ama bekle, acele etme. Şimdi Nüfer'e geleceğim. Mehmet Bey. Basında gördüm. Mehmet Bey. Basında gördüm. Müdahale etmeyin. Telaş yapma. Dinle bak, ben dinledim. Siz de beni dinleyeceksiniz. Mukayese yapıyorum. Sabırlı ol. Ya Karacabey de Büyükşehir'in bir parçası mı? Bir yere getirecek lafı ya. Ataevler'de bir kültür merkezi yapılacakmış. Sayın Başkanımız yapacakmış. Şimdi pazar yerine dönmüş. Ben öyle okudum, bilmiyorum. Siz düzeltirsiniz yanlışsa. Şimdi pazar yeri yapılacakmış. Nasıl yapılacak? Altına otopark, üstü pazar yeri, yine ticari alanlar. Onları, ticari alanları müteahhiti vererek tahmin ediyorum bir ihaleye çıktı. Saygı duyuyorum, onu eleştirmiyorum. Bu meclislerde onun onayını zaten buraya. Ama Nilüfer'de öyle oluyor. Karacabey'de tamamını Karacabey Belediyesi yapıyor. Dükkanlar da Karacabey halkının, Karacabey Belediyesi'nin oluyor. Buna karşı çıkan bir muhalefet anlı. Sadece bunu ben ifade etmek istiyorum. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi Soğanlı ile alakalı kentsel dönüşümden girdik. Arsaya ev yapmış, satmış. Ya belediyelerin, büyükşehir yasası ile ilçe belediyelerinin 2014'te mecliste söylediğim söz bu. En büyük projesi kaynak oluşturmak olmalı. Yeni kaynaklar oluşturacağız ki yeni yatırımlar yapacağız. Orada da bir araziye konut yapmış, satmış ve bu parayı da Osman Gazi Belediyesi'ne kazandırmış. Size soruyorum şimdi, Nilüfer'de hiç siz boş arsaya inşaat yapmadınız mı? Geçmiş dönemden kalan, köy tüzel kişiliklerinden kalan arsalara inşaat yapıp bunu belediyeye kazandırmadınız mı? Özlüce dolu muydu mesela? Buraya yeni konutlar yapıldı, yeni alanlar yapıldı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, karşılıklı konuşacaksak başka türlü konuşuruz. Çok kolay bizim için. Eleştirmiyorum. Ali Başkanım. Bunlar yapılabilir şeyler, olabilir şeyler. Yani ya ama anlatmak istediklerimizi biz anlatamıyoruz. Hani abes, sizin anlama bir şeyin kapasitenizi aşıyor. Diye düşünüyorum. Bey, karşılıklı şey şey mi? Buyurun. Başkanım sataşma olsa ne yapacağız? Dinleyecek halim yok. Yine ya Faruk mesela... Çelik eski bakanımızla alakalı bir arkadaşımız söz etti. Tabii sözleri sayın bakanımızı bağlar. Ama benim takip ettiğim kadarıyla böyle bir beyanının olmadığı, bunları yayınlayan kişiyle ilgili de yargı yoluna gideceğini ifade etti. Şimdi biz o şunu demiş, bu şunu demiş. O zaman İyi Partili Aytun Çıray, Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Meral Akşener, Lütfi Türkkan, bunların neler dediklerini, birbirlerine neler söylediklerini biz referans alıp burada konuşma yapacaksak doğru bir metot olmaz diye düşünüyorum. Faruk Çelik bakanımız kendi görüşlerini çıkar, kamuoyuyla paylaşır. Biz de bunu saygıyla dinleriz diyorum. Tekrar bütçemiz hayırlara vesile olsun. Evet, teşekkür ederim. Müstakilen söz almak isteyen arkadaşlarımıza ben sırayla söz vermek isterim. Şahin Bey buyurun. Pardon. Pardon. Osman Bey buyurun. Pardon. Şahin Bey buyurun. Ne yapıyorsun? Murat Bey sonra söz vereceğim size. Sayın Başkan, sevgili meclis üyesi arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2022 bütçesi Bursa'mıza hayırlara vesile getirmesini diliyorum. Meclisimize de hayırlı olsun. Sayın Başkan, biraz önce ekranlarda bir şey gördüm, dikkatimi çekti. Millet Bahçesi ile alakalı, bunu bizi bilgilendirirseniz sevinirim. Sanırım Cumhurbaşkanlığı'nın seçim beyannamesinde vardı. Bu Cumhurbaşkanlığı bütçesi ile alakalıydı diye biliyorum. Eğer yanlışsam düzeltirseniz. Yani oranın bütçesiyle, ama bizim bütçeden buraya biz pay ayırıyor muyuz? Millet Bahçesi'ne başkanım. Yok, projesini yapmışızdır. Mesela hangisi için? Atatürk Stadyumu'nun olduğu yere mi diyorsunuz? Yok yok. Bütün genel Millet Bahçesi geçiyor. Çünkü yok, Millet Bahçesi bizim için... yaptıklarımız var. Bakanlık bütçesiyle yapılan var. Projesini biz hazırlamışız. Veyahut efendime söyleyeyim farklı çevre düzenlemesiyle alakalı masraf yapmışız. Ama mesela Gökdere Millet Bahçesi... Evet. Şeyle, Çevre Şehircilik Bakanlığı marifetiyle yapılıyor yani. Ama onun için bir bütçe gözükmüyor burada, öyle söyleyeyim. Tamam, teşekkür ederim. Proje anlamında. Ben sadece öyle şey yaptım. Tamam. Sayın Başkan, bir de şeyi göremedim. Ben sonuç itibariyle Bursa üzerine konuşuyoruz ama bir de bağlı olduğumuz ilçe Yıldırım. Ben Yıldırım'da bu 3,5 katrilyon Bursa bütçesinin ne kadarını Yıldırım'a yatırım yapıldığını ben merak ediyorum. Çünkü Yıldırım'da çözüm bekleyen bizim yatay yollarımız var Sayın Başkanım.
Biliyorsunuz yıllardan beri kangren haline geldi. Bizim o yatay yollarla alakalı çok ciddi şikayetler alıyoruz. Her defasında mecliste dile getiriyoruz. En kısacası bir örnek vereyim. Şu an Sevinç Caddesi'nin Özdirek Caddesi ile bağlanmasıyla alakalı, biliyorsunuz Yıldırım Belediye'miz orada kentsel dönüşüm yapıyor. Dolayısıyla kentsel dönüşümünde orada başarılı olabilmesi için bana göre o caddenin de bir an evvel tamamlayıp ondan sonra bizim elimizde en azından Yıldırım'da güçlensin diye düşünüyorum. Bir konu daha, turizmle alakalı son iki yıldır pandemiden ötürü bilmiyorum ne kadar bütçe ayırdık oraya da. Neler yapıyoruz? Biliyorsunuz biraz önce siz de bahsettiniz. Sanayinin bizi ne kadar sıkıştırdığını, havayı veya denizlerimizi veya kirlilik yarattığını siz de biliyorsunuz. Sanayi kenti, tarım kenti ama bir o kadar da turizme ben önem veriyorum. Yeri gelmişken Hanlar bölgesine şahsınıza teşekkür etmek istiyorum. Nasıl Hanlar bölgesine önem arz ettiyseniz sizden dileğim Yıldırım'daki yatay yollarında bir an evvel bunların da açılmasıyla alakalı eğer 2022'de programı alırsanız hem Yıldırım halkı adına hem de şahsım adına teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Teşekkür ederiz. Bu yatay yol derken siz herhalde kuzey güney aksındaki dikey yolları kastediyorsunuz herhalde. Örneğin ben size söyleyeyim. Erdoğan Caddesi'nin karşısı, başkan bir dakika ben özür dilerim, bitirmedim. Erdoğan Caddesi'nin karşısı, Eğitim Caddesi'nin karşısı, Karlıda Caddesi'nin karşısı, Vişe Caddesi'nin karşısı, Sevinç Caddesi'nin karşısı. Yani otosansite bağlanan, planlanmış daha önceki yollardan da bahsediyorum Sayın Başkanım. Evet. Murat Bey buyurun. Başkanım. Gel canım. Murat Bey buyurun. Evet Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Şimdi Karacabey Belediye Başkanımız tabii ki dedi ki bunları bilmiyor mu DSİ'nin yaptığını veya bakanlığın yaptığını. Elbette biliyoruz bunları. DSİ'nin yaptığını, bakanlığın yaptığını da biliyoruz. Gölecik Barajı benim çocukluğumdan beri Gölecik Suyu Karacabey'de bir efsane haline gelmiştir, hayal haline gelmiştir. Şu anda yapılırsa sonuçlarından da BUSKİ kurumu faydalanacaktır. Bu barajın kullanım amacı kullanımı BUSKİ'ye verilecektir. Su oradan içme suyu gelecektir. Derdimiz buydu. Yeşildere Barajı da sulama suyuyla ilgili bir barajdır. Bundan da Karacabey tarımı faydalanacaktır. Bunları pekala biz biliyoruz. Ancak Karacabey Belediye Başkanı'nın böyle her fırsatta geçen toplantıda da yaptı. İsmimizi vererek bizi böyle küçük düşürmeye uğraşmasını ben doğru bulmuyorum. Estağfurullah. Onu, yok, reklamı onu söyleyeyim çünkü onun üslubu bilinen bir şey. Bir başka konuda Sayın Başkanım şöyle bir şey. Ben derelerin kirliliğinden bahsettim yine. Burada benim derdim Susurluk'tan gelen bir kirlilikten bahsediyorum. Yani bunun da elbette ki Bursa il sınırları içinde olmadığını gayet de biliyoruz. Fakat siz burada Bursa'nın siyasetindeki en önde isimlerden birisi olarak ben eğer tabiri caizse derdim burada sizin kulağınıza birazcık kar suyu kaçırabilmek başka bir şey değil. Söylediklerimin hepsi benim Karacabey'in faydasına olacak şeylerdir. Susurluk'tan gelen kirlilik niye Karacabey'de balıkları öldürsün? O sonunda gidiyor Marmara Denizi'ne akıyor. Sonuçlarından hep beraber muzdarip oluyoruz. Bütün Bursa ili olarak. Benim derdim bunlardır. Ayrıca Karacabey Belediye Başkanımıza şunu da hatırlatmak isterim. Bu pazar yeri projesi konusunda Karacabey Belediyesi'nde yaptığım konuşmalarda, tutanaklarda da sabittir. Yerin altına doğru yapacağınız her türlü yatırımda, otopark katlarında yanınızdayız. Sadece üst katların Karacabey'de faydalı olmayacağını düşünüyoruz. Bunu da hep aynı örneği veriyorum Sayın Başkanım. Hükümetimizin arkasına yapılmış olan 15 Temmuz Meydanı isimli binanın üst katında, evet benim burada sosyal medya sayfamda vardır resimleri, ot bürümüştü, kapısında kepenk vardı. Şu anda geldi Büyükşehir Belediyesi ana kucağı şeklinde bir hizmet gerçekleştirdi. O şekilde onun üst katı çalışmaya başladı. Bizim derdimiz budur. Atıl bir yatırıma dönüşmemesidir. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Benim başka burada açıklama yapmam mı gerekiyor Sayın Başkanım? Hayır Başkanım. Şimdi açıklama yapmam gerekiyor. Yanlış bir algı oluşmasın. Çok kısa keselim lütfen. Açıklama yapmam gerekiyor. Çok kısa keselim lütfen. Ben açıklama yapmak istiyorum. 15 Temmuz Meydanı bizden önceki belediye başkanımızın çizdiği bir proje. Atıl vaziyette bir otopark vardı ve riskli bir yapıdan dolayı biz yıktık orasını ve o proje yani tabiri caizse o dereden o balık çıkacak şekilde yapıldı. Üst katlarında çok düşündük yani kafeterya yapalım kiraya verelim derken
Büyükşehir Belediye'mizin ana kucağı ve BUSMEK projesi gündeme geldi ve o yeri size tahsis ettik. Nihayetinde Karacabey halkına faydalı bir alan haline geldi. Gölecik Barajı ile alakalı husus da çok doğru söylüyor Murat kardeşimiz. Yıllardan beri bir şehir efsanesiydi. Bunu bütün partiler söyledi, CHP söyledi, Doğru Yol söyledi, ANAP söyledi, herkes söyledi. Veysel Eroğlu bakanımız bir koordinasyon toplantısına gelmişti Bursa'ya. Aynı şekilde valiliğin düzenlediği bir toplantı, aynı minval üzerine ben konuşma yaptım. Genelde bakanlığın bir prensibi var. Bir yerde bir baraj inşaatı bitmeden ikincisi yapılmıyor. Karacabey için sağ olsun Sayın Bakanımız bu kaideyi bozdu. Yeşildere Barajı inşaatı devam ederken o toplantının akabinde talimat verdi DSİ Genel Müdürüne ve Gölecik Barajı inşaatı bu şekilde başladı. Zemin etüdünden kaynaklanan bir sıkıntı vardı. İleride sorun yaşanmaması için bir süre ara verildi, akamete uğradı ve geçtiğimiz aylarda inşaat yine başladı. Ben baraj alanında incelemelerde bulundum. Hızlı bir şekilde inşaat devam ediyor. Yeşildere Barajı'nda da inşallah inşaatımız zaten devam ediyor. İkisi de Karacabey'e kazandırılacak. Hem içme suyuyla hem de tarımla ilgili sorunların çözülmesine de katkı sağlayacak. Teşekkür ediyorum. Karşılıklı böyle paslaşarak bunu yaptığınızı düşünüyorum. Karacabey artık meclisimizde iyice ezberlenmiştir projeleri ve yatırımları itibariyle. Zafer Bey buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, öncelikle 2022 bütçesinin Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Ben iki konuya değineceğim. Birisi yenilenmek üzere yıkılan Atatürk Kapalı Stadyumu'nun 1000 kişilik bir seyirci kapasitesi olacağı yönünde bilgilere sahip spor salonunun. Bu kentimize eğer böyle bir şey yaparsak dönülmez bir benim kanaatimce yara açmış oluruz. En az 3-5 bin kişilik bir, çünkü kentin merkezinde o bölgede öyle ne okullarımızda ne başka bir alanda öyle bir yerde olmadığı için 3-5 bin kişilik bir seyirci kapasitesinin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Birincisi bu. Önümüzdeki yılda zaten bu konuyla ilgili %30'luk bir bütçe ayrılmış. Yapımıyla ilgili maliyetinin %30'u karşılanacağına yönelik, yanlış görmediysem öyle doğru gördüm. Doğru. Yine şunu Bursa kamuoyunun da çok merak ettiğini düşünüyorum. Bursa stadının şu anda acemlerde olan Bursa stadının şu ana kadar etrafının, bağlantı yollarının, çevresinin ne kadara mal olduğu ve bundan sonra burayla ilgili bir yatırım öngörülmekte mi? Bu yatırımın maliyeti nedir? Bunu gerçekten ben vatandaşlar adına ben de merak ediyorum. Yine siz de grup başkanımız da, AKP AK Parti grup başkanımız da karamsarlıktan ve umuttan söz ettiniz biraz. Gerçekten bu ülkede hep birlikte yaşıyoruz. Buraya girerken sebebi ne olursa olsun biz bu toplantılara başlarken dolar kuru yaklaşık %3 civarında, artı eksi %3 civarında bir değer kazandı ve ülkenin artık bir kaygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Bizim dolarım olmadığı için ben hesaplıyorum. Dolar anlamında değil ama piyasada iş yapanlarımızın her biri bunu görüyor. Aslında çok karamsar değiliz. Mutlaka güzel günler gelecek. Hep beraber bu güzel günleri yaşayacağız diye bekliyoruz ve umut ediyoruz. Yani bu konuda umudumuzu kaybetmedik. Ben tabii sizin de beklediğinizi çok iyi biliyorum ama bu son sözü millet söyler biliyorsunuz. O zaman da herkes görür inşallah ne olacağını. Elbette. Yaşadığımız elbette her günü, bugünün garantisi var. Yarınla alakalı bir şey diyemeyiz. Bence yaşadığımız günden keyif almaya bakalım. Buyurun Oktay Bey. Teşekkür ederim. Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum başkanım. Meclisimizin alacağımız kararların hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ben hem dönüşüm konusu geçtiği için dönüşümle ilgili hem de Büyükşehir Belediye'mizin de beraber ilçemizde yaptığımız çalışmaları paylaşmak istiyorum. Biz Yıldırım Belediyesi olarak Mevlana Mahallemizde model olacak bir dönüşüm projesi gerçekleştirdik. 60 bin metrekarelik tamamen kaçak yapılaşmanın, bitişik nizamlardan oluşan yapılaşmanın olduğu bölgede dönüşüm uygulaması yaptık. Bir imar uygulamasıyla beraber dönüşüm projesi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızla
%100 oranında uzlaşma sağlayarak bu projemizi yürütüyoruz. Şu anda temel atma aşamasındayız. Burada takdir ederseniz ki sadece yeni konutları kazanmadık. Bu yaptığımız imar uygulaması ve dönüşümle birlikte yeşil alanlar, geniş yollar, aynı zamanda da bir anaokulu, bir ilkokul, bir ortaokul ve bir de lise alanı kazandığımızı paylaşmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanımızın geçen Bursa ziyaretinde de bahsettiği Bursa için taahhütte bulunduğu 2021 yılı yatırım programına alınacak okullardan da bu bölgede olanlar var. İnşallah 2022'de de bu okullarımızın inşa faaliyetleri başlamış olacak. Şimdi vatandaşlarımızdan aldığımız buradan teveccühle beraber Araba Yatağı mahallemizde 45 bin metrekarelik bir alanda dönüşüm projesi başlattık. Projeye başlatmadan önce vatandaşlarımıza sorduk. Yine %100'e yakın bir oranda onların teveccühüyle bu projeyi başlatıyor. Ve bu projede de sadece konutları yıkıp yenilerini yapmıyor. 9 bin metrekarelik bir yeşil alan ve geniş yollar kazanıyoruz. Bir diğer model olacak dönüşüm projemiz. Mevlana mahallemizde TOKİ ile ortak proje yaptık. Araba yatağında bizler belediye olarak özel sektörle birlikte yürütmeyi hedefliyoruz. Ve Molla Arap'ta da transfer yöntemiyle bir dönüşüm projesi gerçekleştirdik. Çınarönü mahallemizde rezerv alan oluşturduk. Resmi bir binaların olduğu bölgeyi burada tahsis ederek vatandaşımıza bir dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. Molla Arap mahallemize de 50 bin metrekarelik büyük bir kent parkı kazandırıyoruz. Özel sektöre verdiğimiz destek de plan ve uygulamalarıyla beraber yine 500 konutluk bir dönüşüm projesi tamamen özel sektörümüz yapıyor. Burada da yine 4000 metrekare civarında bir kent parkı ve geniş yollar kazanıyoruz. Yine özel sektöre verdiğimiz destek de Büyükşehir Belediye'mizin katkılarıyla, bakanlığımızın katkılarıyla beraber Millet Mahallesi'nde yapacağımız dönüşüm projesiyle inşallah bir alışveriş merkezi de yine bölgenin ihtiyacı olan bir alışveriş merkezi de kazandırmış olacağız. Yıldırım'a inşallah 2022'de başlanacak bir ticaret merkezini de kazandırmış olacağız. Yaptığımız bakanlığımızın verdiği destek, imar kanunundaki değişiklik, imar uygulamaları ve el birliğiyle Büyükşehir Belediye'mizle yaptığımız tüm çabalar sonuç vermeye başladı. İnşallah 2022'de bunların meyvelerini de büyük ölçüde alacağız. Yaptığımız bu imar uygulamaları ve dönüşümle beraber elbette yeni alternatif güzergahlarda kazanıyoruz. Yine Büyükşehir Belediye'mizin biraz önce meclis üyemizin de bahsettiği gibi Erdoğan Caddesi'nin açılışı gerçekleşecek. Biraz önceki sunumda da vardı. %100 olarak kamulaştırma süreci 2022'de tamamlanacak. Benzer şekilde paralel güzergah yatay yol olarak ikinci cadde üzerinde de bizler imar uygulamasını bitirdik. Buradaki vatandaşlarımızla görüşmeler gerçekleşti. Yakın bir zamanda binalar boşaltılarak yolun yıkımı gerçekleştirecek. İkinci caddenin Esenevler kavşağına buluşması noktasında önemli bir adım atmış olacağız. Yine sunumda olan Deliçay Köprüsü ve Samanlı Köprülerinin de 2022 yılında bitecek olması ilçemiz adına sevindirici. Aynı zamanda Yunus Emre Bulvarı'nın devamı da yine biraz önce bahsettiğimiz çalışmalarda Yavuz Selim ve Mevlana Ulus mahallelerimizi ilgilendiren o çalışmada da hem kavşak düzenlemesi hem de yol asfaltlama çalışması yapıldı. Ve Yıldırım Belediyesi olarak bizler asfalt üretimi yapıyor. Bunu da belediyelerimizle beraber daha ucuz mal etmek adına onlarla paylaşıyoruz. Bu noktada bize ciddi destek veren Büyükşehir Belediye'miz, bununla beraber ana kucaklarıyla Yıldırım'a değer katan Araba Yatağı Pazar Alanı uygulaması ve Karabınar Sağlık Aile Sağlığı Merkezimizi Yıldırım'a kazandırmaları, buradaki inşaat faaliyetlerin başlaması sebebiyle de Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederiz. Kısa bir Yıldırım turu yapmış olduk Karacabey'den sonra. Buyurun Remzi Bey, siz de herhalde söyleyin. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyeleri, değerli bürokratlar, hepiniz saygıyla selamlıyorum.
Sayın Başkan, biraz önce siz de ifade ettiniz. 2022 yılı bütçesini görüşüyoruz Büyükşehir Belediye Meclisimizin. Bütçelerde esas olan sürdürülebilirdir dedik. Netice itibariyle gelir ve gider kalemlerini bugün burada teorik olarak görüşüyoruz. Netice itibariyle gerçekleştirilen projelerden elde edilen sonuçlarla bazı yatırımlar gerçekleşiyor ya da daha fazla bedellere gerçekleşiyor. Netice itibariyle geldiğimiz noktada Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut borç durumu ile ilgili geldiğimiz bugün itibariyle son durumun ne olduğunu merak ediyoruz. Tabii borç durumu gerçekleştirilirken faiz giderleri oluşuyor. Bu faiz giderlerinin şu anda biraz önceki tablolarda %10 civarında, bütçenin %10'una tekabül ettiğini görüyoruz. Yaklaşık 315 milyon TL gibi bir faiz gideri gördük. Gerçekten sürdürülebilir bir yapıda. Bu yıla mahsus. Evet, öngörülen 2022 yılı için 315 milyon TL faiz gideri öngörülüyor. Yaklaşık %9,5'lar civarında bir rakam. Sürdürülebilir bir yapının içerisinde faiz giderlerinin bu oranda olması yani ne durumdadır? Daha mı yüksek olmalı, daha mı az olmalı? Bunun durumunu sizden yorumlamanızı istiyoruz. Bir de mevcut projelerimizden kaynaklı, mevcut borçlarımızdan kaynaklı oluşan faiz giderleri haricinde doğrudan bir borç var mıdır bütçemizde? Bunları merak ediyoruz. Teşekkür ederim. Pardon, son dediğinizde? 2022 yılı bütçesinin içerisinde örnek veriyorum, faiz giderleri haricinde mevcut borçlardan kur artışından dolayı mı? Evet, mevcut borçlarımızdan kaynaklı, bunların zamanında ödenememesinden kaynaklı bir doğrudan borç söz konusu mudur? 2020'de gerçekleşmiş midir örneğin? Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Sanırım bütün arkadaşlarımız konuştu. Bir şey söylemek istiyorum, çok kısa. Beni az önceki konuşmalarımdan dolayı biraz tutkusu az veya düşük gördünüz de şöyle salonun sağına sonuna baktım da pek öyle tutkulu bir arkadaş da göremiyorum. Herkesin elinde cep telefonu, herhalde kurlara mı bakıyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar, arada sohbet. Yok, bizim arkadaşlarımız genelde maskeli olduğu için. Öyle mi? Onlar maskelerin arkasında coşkularını saklıyorlar. Peki, siz, tamam. Peki, yüzünüz açık. Yani, Turgay Bey'in de coşkusu belli olmuş an maske olduğu için. Kurallara uyduğu için de tebrik ediyorum onları. Evet, buyurun sen. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlar. Gemlik'te Sayın Recep Altay bir döneminde temel atılan bir termik ılıca tesisi var. Hatta siz de seçim döneminde ikinci veya üçüncü bir kez daha temel attınız. Bunun yatırım programında 2022'deki durumu nedir? Şimdi orada atılan temel çürümekte. Yani düşüncenizi net olarak söyleyebilir misiniz? Bitireceğim inşallah. 2022? Evet, başlarım 2020'de. İnşallah sonuna kadar bitiririm yani. Zaten çok büyük bir iş değil. Artık dünden çok daha iyiyiz. Paramız da var Allah'a şükür. Yatırım da yapacağız. Sunumda yani göremedik. Heyecanımız da var. Yok, biz o kadar detaya girmedik. Ona bakarsanız başka yatırımlar da var orada nihayet. Konu başlığı itibariyle. Örnekleme yöntemiyle almışlar. 2-3 tane Orhaneli söylendi diye belki Orhaneli çok gözüne çarpmış olabilir. Keles'te de var. Şeyde de var yatırımlar. Evet. Ben hem grup efendim? Mehmet Başkanım, evet. Keles yatırımlarını sonra sayarız bir dahaki mecliste. Hem grup sözcülerimize hem başkanlarımıza, üye arkadaşlarımıza paylaşımları, destekleri, önerileri, eleştirileri varsa hepsine teşekkür ediyoruz. Nihayetinde herkese hür iradesiyle kaygılarını da anlattı, beklentilerini de anlattı, yaptıklarını, yapmak istediklerini de anlattı. Şimdi arkadaşlar, yani 3 milyon 101 bin nüfuslu dinamik bir şehirde hızla gelişen, büyüyen, gerçekten 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda aldığı yoğun göçlerle özellikle şehrin doğu noktasında ve kısmen Osman Gazi içinde diyebiliriz, hızlıca büyümüş bir şehrin sorunlarını, sıkıntılarını, 2022 projelerini konuşuyoruz. Ben geçen hafta sonu genel merkezimizin görevlendirmesiyle Samsun ve Kastamonu'da Siyaset Akademisi'nde yerel yönetimlerle alakalı, AK Belediyecilikle alakalı eğitimlere katılmış bir arkadaşımızım. Bu hafta sonunda nasip olursa yine Balıkesir, Kütahya gibi birkaç yerde daha olacağım. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Yani bir başka şehirde Kastamonu'dayken şunu dediler. 1970'li yıllarda da Kastamonu nüfusu 350 bin civarındaymış. Kastamonu'nun şu anki nüfusu da 375 bin, 380 bin civarında dediler. Ama Bursa aynı tarihlerde 400-500 binlik bir nüfusa sahipken
Bugün Bursa'nın nüfusu 3.101.000. Bunun doğru ve sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi. Az önce turizmden de bahsedildi. İşte efendim özellikle sanayiden de bahsedildi. Yeşil alandan da bahsedildi. Spor yatırımlarından da bahsedildi. İşte bunları tamamı göz önüne alarak biz gerçekten doğru dokunuşlarla, doğru planlamalarla işimizi sekme idare etmeye çalışıyoruz. Yıldırım ilçe olarak sorunları ve sıkıntıları farklı. Ben tabii görevim gereği çok sık Oktay Başkan'la da görüşme masasıyla heyecanını, bu noktadaki dinamizmini biliyorum. Hakeza Osman Gazi'nin Yıldırım vari bazı problemleriyle beraber özellikle tarihi misyonunu, Bursa'nın tarihi misyonunu genel anlamda üzerine taşıması bile onun sorunları veya konuları farklı. Belki burada bahsedilmedi. Sadece Üftade türbesi ve caminin alt tarafındaki yolda yapılan çok ciddi kamulaştırma, 174 bağımsız bölüm müydü başkanım? 139 bağımsız bölümde. 139'u kamulaştırıldı. Bir 80-100 civarında şu an kamulaştırma çalışmaları devam eden var. Yıkımlar bir taraftan başlıyor. Kıymetli arkadaşlar, yani geçmişte şöyle olmuştu. Biz geçmiş hikayeleri kültür parkla alakalı oturup orada taraflarla sohbet ederken de söyledim. 4 yıldan beri bana kültür parkla alakalı hikayeler anlatılıyor. Ya bırakın eski hikayeleri, gelin yeni hikayeler yazalım. Yeni şeyler konuşalım dedik. Dolayısıyla yeni hikaye yazmayla alakalı heyecanınız varsa takdir edersiniz ki bu planlamaları yaparsınız. Bu planlamalarla ilgili kamulaştırmaları, efendime söyleyeyim yapımları, dönüşümleri, restorasyonları, benzerlerinin hepsini hayata geçirirsiniz. Bu merkezde de var, diğer ilçelerimize yönelik olarak da var. Tabii ki bunun gelir bütçesini beğenmek veya beğenmemek, bunun gider bütçesini beğenmek veya beğenmemek buradaki arkadaşlarımızın elinde. Elimizde sihirli bir değnek yok ama imkansız da değiliz. Burası Bursa, bakın sözlerimin başında da ifade ettim. Gerçekten çok dinamik bir reel sektör var yani. Ben gerçekten esnafları geziyorum, sanayicileri geziyorum, sohbet ediyorum. Lütfen diyorum rahat konuşun, eleştirileriniz varsa eleştirilerinizi söyleyin. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza ayda bir, iki ayda bir, nihayetinde devletin başı, belirli toplantılara katılıyorum. Orada bunları aktarabilirim. Veya bakanlarımızla farklı vesilelerle bir araya geliyorum. Orada bunları aktarabilirim. Yaşadığınız problemler nedir diye. Bunlar illaki belediye ile alakalı konular olsun diye söylemiyorum yani. Ya bunlar finans yönetimiyle alakalı konu olabilir, ihracatla alakalı olabilir, farklı bir vergilendirme mevzuatıyla alakalı bir konu olabilir. Bunları not alıp belirli yerlere iletmeye çalışıyorum. Bakın gerçekten bir dinamizm var. Özellikle şehrimizde müthiş bir dinamizm var, heyecan var. Evet, birileri kendi çerçevesinden, kendi penceresinden olaylara bakıyor olabilirler. Önemli değil. Bunları doğru bir noktada birleştirmek ama burada ticaret yapan arkadaşlarımız olması hasebiyle, belediyecilik yani belediye başkanlığı ve meclis üyesi yapan arkadaşlarımız olması hasebiyle, bu da benim şahsi kanaatim. Kesinlikle ve kesinlikle heyecanınız dinmesin. Şehrimize güvenelim, ülkemize güvenelim, iş insanlarımıza güvenelim. Yani kurumlarımızın hepsinin Osman Gazi Belediyesi'nden Harmancık Belediyesi'ne kadar veya Nilüfer Belediyesi'nden Gemlik Belediyesi'ne, İnegöl Belediyesi'ne varana kadar herkesin kendine göre bir heyecanı var. İlçesiyle alakalı bir öngörüsü var. Dolayısıyla asla YS düşmeden bunların hepsi hayata geçilebilecek şeyler. Müstakilen arkadaşlarımızdan not alanlar varsa, ben mesela Atatürk Kapalı Stadyumu ile alakalı 1000 küsur kişilik bir kapasitesi var, doğrudur. İşte efendime söyleyeyim, biliyorsunuz 3000 kişilik kapasite sadece bayanlar Süper Ligi için de olabiliyor. Erkekler Süper Ligi düzeyinde, maç düzeyinde baktığınızda arkadaşlar, Nilüfer Belediyesi'nin de bayanlar ve Sultanlar Ligi'nde takımı var. Büyükşehir Belediyesi'nde Efeler Ligi'nde erkeklerde en üst ligde yani oranın Süper Ligi'nde voleybol takımı var. Basketbolda Tofaş ve Fruity Extra Bursa Spor hakeza var. Nihayetinde özellikle bu iki yani basketbol organizasyonu haricinde maçların doluluk oranları belli. Sahalarla ilgili ilgi alakalı belli. Nihayetinde bu şehirde yapılması gereken başka salonlar da var. Burası merkezse, merkezde ciddi bir yoğunluk varsa daha fazla bunu yoğunlaştırmamak adına daha butik bir planlamanın yapılmasını biz daha sağlıklı bulduğumuz için yaptığımız istişareler neticesinde böyle bir karar çıktı. Bursa Stadyumu ile alakalı bununla ilgili de çok şeyler söylendi, yazıldı, çizildi, ifade edildi. Arkadaşlar bu stadyum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış, Bursa Spor'a kiralanmış bir stadyumdur.
Bununla alakalı herhangi bir kira bedeli almamıza ya alamıyoruz yani maalesef. Bundan dolayı ya bu bugünün problemi değil. Bu geçmişte de böyleydi. İşte loca bedelleriyle, farklı bedellerle bu işte efendime söyleyeyim hesaplar giderilmeye çalıştı. Bundan dolayı soruşturmalar geçirdik. Bir sistemimiz şeyimiz olmadı. Halletmeye çalıştık. Alt tarafıyla alakalı bir proje sunduk. Kulüp yönetimi farklı bir değerlendirme yapacağını söyledi. Bununla alakalı çalışmalar yapıldığını ben de duyuyorum, biliyorum kısmen. Nihayetinde onlar da yapıldığında hep beraber kamuoyunda göreceğiz. Bağlantı yollarıyla alakalı orada bir hastane geliyor biliyorsunuz 850 yataklı. Bağlantı yollarıyla alakalı ikinci derece sit alanı, onu unutmamak lazım. Öyle kafanıza göre bir şeyleri kırmak, dökmek, yıkmak, kamulaştırmak noktasında yapsanız bile maliyetler zaten çok yüksek. Odunluk, adam satarken bana yeşil alanı veya rekreasyon alanını odunlukta sanki bir otel alanı gibi satmaya çalışıyor nihayetinde. Yani bu noktada orta noktayı bulmak çok kolay değil. Ben şu an rakamsal olarak ne kadar masraf edildiğiyle alakalı açıkçası bir şey söylemem. Ama şunu söyleyebilirim. Yani biz buradaki çalışmalarımızın büyük bir kısmını Yunuseli tarafına atlama hariç tamamını önümüzdeki yıl bitirmiş olacağız. Öyle söyleyeyim yani. Bir taraftan da Hayran Caddesi'ni gidiş geliş olarak yani orta refüjden bölünerek bir miktar şu an öyle, bir miktar öyle değil biliyorsunuz. O noktada da kamulaştırmalar bitmek üzere. İşte köprümüzle alakalı çalışmayı yaptık. Velhasıl oradaki sirkülasyonun daha hızlı ve seri bir şekilde halledilmesi ama orada çok görsel olarak çok kötü görüntüler de var. O kötü görüntülerin de gitmesi adına çalışmalar yapıyoruz. Borç durumu nedir diyorsunuz arkadaşlar. Bütün belediyelerimizin borcu var. Önemli olan sürdürülebilir borç. Baştan beri söylüyorum. Ben buraya borç ödemeye falan gelmedim. Yani onun için bir görev almadım. Böyle bir taahhüdüm de yok. Ama asla bu şehrin ihtiyaçlarını ve yatırımlarını etkilemeyecek bir bütçeyi sağlamamız lazım. Ben borçtan ziyade orada tabloda Osman Bey söyledi. Belki birçok arkadaşımız es geçti. %80 küsur efendime söyleyeyim müteahhitlerin borçlarının yerine getirilmesi %90'lık da ne dediniz orada? Tahakkuk tahsilat oranı ile alakalı bir oran verildi. Mesele bu projeler hayata geçirecek mi? Şehir daha yaşanabilir bir şehir olacak mı? Ve bunlarla alakalı işçisinden çalışanından müteahhidine kadar paraları ödenecek mi ödenmeyecek mi? Biz işin bu kısmındayız. Dolayısıyla da bunu yapacak hamdolsun bir şeyimiz var. Kur artışı ile alakalı yani birileri çıkıyor açıklıyor. Bizim borcumuz 8 ayda şu kadar arttı, 10 ayda bu kadar arttı. Ben kaç kilometre asfalt yaptım, kaç kilometre altyapı yaptım, kaç tane kültür merkezi yaptım, kaç tane bilmem ne yaptım. Bunun sevdası, bunun heyecanı içerisindeyim. Gönlüm arzu eder. İnşallah döviz kurlarındaki bu oynaklık gider. Sabit yerinde kalsın. Hatta düşsün. Ama şu var, borçlarını çatır çatır ödeyen bir büyükşehir belediyesi var. Onu söyleyeyim. Hiçbir borcumuzla alakalı ödememe, bekletme gibi söz konusu değil. Eğer şu an reel, özür diliyorum, yani tahakkuku yapılmış borç hanemizdeki söylüyorsunuz, bugün de tevafuk ayın sonu olması itibariyle vergi payından dolayı yaklaşık 65 milyon değil mi? Aynen. 65 milyon bugün piyasaya sürdük. Geçen ay bu rakam 75 milyonlar civarındaydı. Yani Allah'a hamdolsun biz düne göre çok daha iyi durumdayız. Geçmişle alakalı yani şimdi geçmişi saatlerce konuşalım burada. Ders alalım ama geçmişi konuşmaktan ziyade biz bundan sonraki süreci konuşmamız lazım ve arkadaşlarla da hep onu yapmaya, geçmişten de ders almaya, tabii özellikle yaptığımız ola ki sıkıntılı işler varsa onları tekrar etmemek adına bir heyecan içerisindeyiz. Ben müstakilen genel sekreterimiz, diğer arkadaşlardan söz almak isteyenler varsa BUSKİ'de olduğu gibi ben de hem genel sekreterimiz hem genel sekreter yardımcılarımız, daire başkanlarımız, şube müdürlerimiz, işçi memur her bir arkadaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Gayretle, emekle, heyecanla inşallah yolumuza devam edeceğiz. Buyurun Ulaş Bey. Başkanım aslında siz biraz önce cevap verdiniz ama konunun netleşmesi bakımından sadece ben Atatürk spor salonuyla alakalı bir bilgi vereceğim. Malumunuz burası yıkılacağı zaman buraya yapılacak projeyle alakalı bir proje yarışması açılmasıyla alakalı Mimar Odası ile beraber ortak bir çalışmamız oldu. Mimar Odası ile beraber yaptığımız çalışmada hatta bu konuda uzman olan kişilerin de çalışmada yer alması, jüride yer almasıyla alakalı girişimlerimiz oldu. Milli futbol basketbolcumuz Efe Aydın'ın da içinde yer aldığı ve herkesin de mutabık kaldığı bir jüri heyeti oluşturuldu.
Ve burada ihtiyaç programında da zaten 1000 kişilik olarak planlanmıştı. Ama şehir bunu bugün tartışıyor. O gün tartıştı zaten. Ve o gün tartıştığında da zaten ortak kararı verdi. Dediğiniz üzere burada 5000 kişilik bir kapalı spor salonunun hem boyut itibariyle kaplayacağı alan hem de şehrin en kavşak noktasında meydana getireceği trafik yükünü zaten o zamanlar siz cevap vermiştiniz başkanım. Teşekkür ederiz. Başka yönetici arkadaşlarımızdan söz almak isteyenler var mı? Başkanım, Kültür Daire Başkanlığı'nın 2022 bütçe planlaması ile ilgili artışın kaynağı soruldu. 2020 bütçesi 63 milyon iken 2021 bütçesi pandemi şartları göz önünde bulundurularak 57 milyon gibi bir tahsisat istemiştik. 2022 yılında ise gerek Türk Dünyası Kültür Başkentliği ile ilgili gerekse normalleşme ile ilgili etkinlik öngörülerimize binaen bu artışın sebebi bu şekilde olmuştur. Arz ederim. Teşekkür ederiz. Türk Dünyası Kültür Başkenti ile alakalı sadece işin paydaşı biz değiliz tabii. Başka paydaşları da var, destekçileri de var. Evet, başka arkadaşlar. Ben buyurun Osman Meşkin. Başkanım, sermaye gelirleri noktasında Mehmet Bey'in bir sorusu vardı. 2021 yılı için 360 milyonluk bir sermaye geliri öngörüyorduk. Bu 2022'de 250 milyon olarak öngörülüyor. Açıkçası ihtiyaç hasıl olursa kullanmak noktasında. İkincisi, alınan bağışlarla ilgili olarak Spor Toto, valilik ve İKOP'la ilgili yapılan protokoller kapsamında proje bağlamında bir beklentimiz var. Yapılan protokoller kapsamında. Özel kalem bütçemizdeki artışla ilgili olarak daha önce Sayıştay'ın eleştirisi noktasında farklı birimlerde olan temsil ağırlama faslını özel kalemde birleştiriyoruz başkanım. 5 milyonluk böyle bir birleştirmeden gelen bir artış söz konusu. 7.6 milyon gibi bir temsil ağırlama bütçesi, bütçenin binde ikisine tekabül eden 5.4 milyon personel gideri, 1 milyon da cari gider olarak bir bütçe söz konusu. Toplamda da binde 4'e tekabül ediyor. Cari transferlerin hangi kalemlerden oluştuğu noktasında bir sorusu var Mehmet Bey'in. Burada yapılan, hane halkına yapılan transferler bu kalemde. İller Bankası sermaye payı bu kalemde. BEPKA'ya yapılan mevzuat kapsamında ödediğimiz pay bu kalemde. Amatör spor kulüplerine yapılan yardımlar ve birliklere ödenen aidatlar bu 05 cari transferler kaleminde takip edilmekte. Sermaye transferi ile ilgili olarak 100 milyon TL'lik bir burlaşa bir sermaye artışımız planlanmakta. 25 milyon da diğer şirketlerimiz için, diğer 7 şirketimiz için oluşabilecek sermaye artışı için bir ödenek konmuş durumda. İnsan kaynakları bütçesine konulan görev zararları ödeneği mevzuat kapsamında 5510 sayılı kanun kapsamındaki ek karşılık primlerini yıllardır koyduğumuz ödenek kalemi bu kodla takip edilmekte. Borçlarımızla ilgili olarak başkanım 2032 yılına kadar euro bazında söyleyeyim, TL'ye çevirmiş olmayayım, 124 milyon euro ana para, 16 milyon da faiz olmak üzere bir dış borcumuz söz konusu 2032 yılına kadar. İç borç olarak da 2030 yılına kadar 1 milyar 607 milyon ana para, 300 milyon da faiz olmak üzere bir borcumuz söz konusu. Remzi Bey'in sorusu üzerine doğrudan bir borçlanma siz ifade ettiniz. Temerrüt durumumuz yok başkanım. Bütün borçlarımız gününde vadesini tıkır tıkır ödenmekte. Borçlanmalarda da 5393 sayılı kanun 68. maddesindeki amir hükümler doğrultusunda herhangi bir sıkıntıya ulaşılmamasını gayret etmekteyiz. Zaten Sayıştay ilk önce geldiği istediği durumlardan bir tanesi de borçlanmalarımız oluyor. Benim söyleyeceğim başka bir söz yok başkanım, arz ederim. Evet, başka söz almak isteyen var mı bürokrat arkadaşlarımızdan, yöneticilerden? Yok. Evet kıymetli arkadaşlar, 19. maddeyi ekrana yansıtır mısınız? 19. maddeyle alakalı görüş belirtmek isteyen arkadaşlarımız belirtiler. Plan Bütçe Komisyonu Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 mali yılı performans programı ile ilgili raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti red oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Madde 20. Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesiyle ilgili rapor. Rapor okunmuş olarak kabulün oyunuza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Rapor hakkında görüşler belirtildi zaten. Şimdi madde madde değil mi? Hızlı bir şekilde madde madde okuyacağız. Birinci maddeden başlıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi 2022 mali yılı bütçe kararnamesi. Madde 1.
Bursa Büyükşehir Belediyesi birimler için A ödenek cetvelinde 3 milyar 570 milyon TL ödenek verilmiştir. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 2. Madde 2. Bursa Büyükşehir Belediyesi bütçesinin... Pardon. Bir red mi? Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti red. Oy çokluğu kabul edilmiştir. 2. Madde 2. Bursa Büyükşehir Belediyesi bütçesinin gelirleri B. Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması cetvelinde 3 milyar 450 milyon TL olarak tahmin edilmiştir. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy birliği. Madde 3. 2022 yılı gider bütçesinde yer alan ödenek toplamı, gelir bütçesine tahmin edilen gelir toplamı ile finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinde örnek 16 gösterilen 120 milyon TL net finansmanla denklik sağlanmıştır. Belediyenin yapacağı tüm borçlanmalar meclis kararıyla yapılır. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. CHP'yi partilet. 4. Madde 4. Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları C cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy birliği. Madde 5. G cetvelinde nitelik ve niceliği gösterilen yatırım projeleri, büyük inşaat, yapı ve onarım dolayısıyla belediye başkanı birden çok yılları kapsayan taahhütlerle ilgili sözleşme yapmaya yetkilidir. Bunları dışında gelecek yılları kapsayan taahhütlere girişilmesi 5393 sayılı Belediye Kanunu 67. maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Meclisi'nin iznine bağlıdır. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Madde 6. 6245 sayılı Harcayacak Kanunu 8. maddesi gelince memur ve hizmette olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük yemeğe ve yol giderleri bağlı haç cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy birliği. Madde 7. Belediye bütçesine aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir. 1. Bütçe kararnamesi. 2. Ödenek cetveli A örnek 14. 3. Gelirlerin ekonomik sınıflanması B cetveli örnek 15. 4. Finansmanın ekonomik sınıflandırılması cetveli örnek 16. 5. Gelirlerin yasal dayanan gösterir C cetveli örnek 17. 6. Çok yıllı gider bütçesi cetveli örnek 18. 7. Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde izlenen 2 yıl bütçe tahmini cetveli örnek 8. 8. Çok yıllı gelir bütçesi cetveli örnek 19. 9. Çok yıllı finansman ekonomik sınıflandırılması cetveli örnek 20. 10. Gelecek yıllara yaygın yüklenmeleri kapsayan taahhütler cetveli G cetveli örnek 21. 11. Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir H cetveli örnek 22, 12 ihtisas edilen memur kadrolarını gösterir K1 cetveli örnek 23, 13 ihtisas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir K2 cetveli örnek 24, 14 237 sayılı taşıt kanuna göre satın alacak taşıtları gösterir T1 cetveli örnek 25, 15 mevcut taşıtları gösterir T2 cetveli örnek 26, 16 ayrıntılı harcama programı örnek 27, 17 finansman programı örnek 28. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Madde 8. Meclise kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 9. Belediye vergilerine, harçlarına ve katılım paylarına ait tahsil zamanları 2464 sayılı kanunda gösterilen zamanlarda belediye meclisine yetki verilen gelirler için ise 2 eşit taksitte 31 Mayıs 2022 ve 30 Kasım 2022 tarihlerinde mesai saat sonuna kadar tahsil edilir. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy birliği. Madde 10. Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin meclis ve komisyon toplantını belediye kanunu belirlenen en üst limitten toplantı başına hakkı huzur ücreti verilir. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler. Özür dilerim. Kabul etmediniz mi bu maddeyi? Arkadaşlar, madde 10 kabul eden arkadaşlar. Kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. 11. Madde 11. Kasadan hak sahiplerine yapılacak nakit ödemeler 2022 yılı merkez yönetim bütçe kanununda yer alan avans miktarını geçemez. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Madde 12. Vergi içi veya vergi dışı tahsilattan bütçeye geri kaydedilen paraların fazla veya yersiz tahsil edilmesinden dolayı ilgililerine geri verilmesi durumunda ilgili dairesinin yazısıyla birlikte gelir müdürlüğü düzeltme fişine göre kasa ödemeleri miktarına kadar ödemeler muhasebe etkisince aşan miktar encümen kararıyla hak sahiplerine iade edilir. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy birliği. Madde 13. Yedek ödenek tertibinden diğer bütçe tertibine aktarma yapmaya belediye encümeni yetkilidir. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy birliği. Madde 14. Bursa Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı 2022 mali yıl geri tarifesi 01.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde 2022 mali yılı gelir tarifesinin herhangi birinde hizmet karşılığı ücretlerle ilgili tarife bulunmaması halinde tarife bulunan belediyenin ücret tarifesi aynen uygulanır. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy birliği. Madde 15. Giyecek, yakacak, gıda ve iftar yemeği için belediyemize şartlı bağış yapan vatandaşlarımızdan alınacak bağışları kabule belediye başkanı yetkilidir. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy birliği. Madde 16. Bu kararname hükümleri 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girer. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy birliği. Madde 17. 17 maddeden oluşan bu kararname hükümleri Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. Düzenlenen bütçe kararnamesi ve iki cetvellerinin meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.
Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy birliği. Başkanım şimdi fonksiyonel sınıftan birinci düzeyinde gene hızlı bir okuma yapmamız gerekiyor mevzuata göre. Genel sekreterlik, genel kamu hizmetleri 5 milyon 8 bin TL. Özel kalem müdürlüğü, genel kamu hizmetleri 14 milyon 279 bin 38 TL. Mali hizmetler dairesi başkanlığı, genel kamu hizmetleri 780 milyon 722 bin 612 TL. İnsan kaynakları ve eğitim dairesi başkanlığı, genel kamu hizmetleri 40 milyon 618 bin TL. Eğitim hizmetleri 3 milyon 382 bin TL. Bilgi işlem dairesi başkanlığı, genel kamu hizmetleri 22 milyon 150 bin TL. Ekonomik işler ve hizmetler 7 milyon 850 bin TL. Teftiş kurulu başkanlığı, genel kamu hizmetleri 787 bin 500 TL. İş denetim birim başkanlığı, genel kamu hizmetleri 721 bin TL. Birinci hukuk müşavirliği, genel kamu hizmetleri 18 milyon 148 bin 500 TL. Strateji geliştirme şube müdürlüğü, genel kamu hizmetleri 3 milyon 475 bin 500 TL. Çevre koruma ve kontrol dairesi başkanlığı, çevre koruma hizmetleri 30 milyon TL. Destek hizmetleri dairesi başkanlığı, genel kamu hizmetleri 225 milyon 703 bin 850 TL. Ekonomik işler ve hizmetler 174 milyon 150 bin TL. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Ekonomik İşler ve Hizmetler 14 milyon 500 bin TL. İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 145 milyon 500 bin TL. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ekonomik İşler ve Hizmetler 23 milyon 832 bin TL. İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 98 milyon 133 bin TL. Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 228 milyon 35 bin TL. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 15 milyon TL. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Savunma Hizmetleri 6 milyon 172 bin TL. Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 120 milyon 828 bin TL. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı, Genel Kamu Hizmetleri 6 milyon 266 bin TL. Ekonomik İşler ve Hizmetler 3 milyon 734 bin TL. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 70 milyon TL. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 2 milyon 448 bin TL. Sağlık Hizmetleri 126 milyon 998 bin TL. Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 10 milyon 554 bin TL. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 130 milyon TL. Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Ekonomik İşler ve Hizmetler 722 milyon 200 bin TL. İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 2 milyon 800 bin TL. Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 100 milyon TL. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Genel Kamu Hizmetleri 46 milyon TL. Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı, Genel Kamu Hizmetleri 12 milyon 259 bin 300 TL. İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 2 milyon 744 bin 700 TL. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, İskan ve Toplum Refah Hizmetleri 70 milyon 602 bin TL. Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 179 milyon 398 bin TL. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 41 milyon TL. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Genel Kamu Hizmetleri 2 milyon 731 bin 700 TL. Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 11 milyon 268 bin 300 TL. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, İskan ve Toplum Refah Hizmetleri 50 milyon TL. Ayrı ayrı mı oynuyoruz bunları? Ayrı ayrı başkan. Evet. Arkadaşlar, kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. CHP ve İYİ Parti red. Gelir bütçesi 01 vergi gelir 48 milyon 15 bin TL. 03 teşebbüs ve mülkiyet gelir 423 milyon 975 bin TL. 04 andan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 158 milyon TL. 05 diğer gelirler 2 milyar 566 milyon 195 bin TL. 06 sermaye gelir 255 milyon 100 bin TL. 09 red ve iadeler eksi 1 milyon 285 bin TL olmak üzere toplamda 3 milyar 450 milyon TL. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Finansman ekonomik sınıflandırma 01 iç borçlanma 390 milyon TL, 02 dış borçlanma eksi 270 milyon TL, genel toplam 120 milyon TL. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy çokluğu. Son olarak başkanım, ayrıntılı harcama programı, finansman programı %25 aylık dilimler halinde tahmin edilmektedir. Arz ederim. Evet. Bir saniye, başa gelsene biraz. Tamam. Ayrıntılı harcama programı ve finansman programı değil mi? Evet başkanım. Tabloları görüyorsunuz arkadaşlar ekranda. Birinci düzeyleri nispetinde meclisi oylanır diyor mevzuat. Evet. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet, kıymetli arkadaşlar, gündem maddelerimiz sona erdi. Fikir kanaat belirten tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir sonraki meclisimizle alakalı Bursa Belediyeler Birliği'mizin sanırım bir organizasyonu varmış. 16'sı Perşembe'ye tekabül ettiği için. İlki 15'inde, ikincisi de 20'sinde gerçekleşsin, pazartesi günü gerçekleşsin diye bir istek var.
Çok değerli Bursa Belediyeler Birliği Başkanımız Mustafa Dündar Bey, Osman Gazi Başkanımız. Herhalde bununla alakalı sorun yok. Kabul eden arkadaşlar, kabul etmeyenler. Bütçenin bütününü oyluyor muyuz? Öyle bir şey var mı? Şimdi evet dedikleri var, hayır dedikleri var. Sen Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'yi sıkıştırmaya çalışıyorsun galiba Mustafa. Evet. Arkadaşlar birinci oturum 15 Aralık 2021 Çarşamba günü. İkinci oturum 20 Aralık 2021 Pazartesi günü. Saatleri bilahare size bildirecektir. Şimdiden ajandanıza not alın. Herkese hayırlı akşamlar. Başkanım, iyi akşamlar. Sağ olun. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Umarım sizi görüşürüz.